Ayşer Gurur. Golle başlıyoruz. Orta kim dediği? Dönebilir mi? Dönebilir. Kaleci kaldı. Üç gol aldı. Yedi gol. Gol dedi. Baka geliyor. Hem zaten golü. Hem zaten golü. Özlenen Düzce Spor bu. Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber ve lillahil hamd, Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber ve lillahil hamd, Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber ve lillahil hamd. Evet sevgili Düzce Spor taraftarları, biraz önce izlemiş olduğunuz görüntü şu anda Gaziantep'ten geldi. Tabii ki sosyal medyada herkes paylaştılar. Bu videoda paylaşılacaktır. Yakından tanıdığımız, çayını içtiğimiz, yemek yediğimiz birlikte kardeşimiz Arif Kıdıman'ı kaybettik. Öncelikle programı bununla açmak istedik. Şu anda da ekranda da görüyoruz kendisini. Şehit oldu. Şehit haberini bugün aldık. Tabii ki garnizon komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz ve Kızılay Şube Başkanımız ailesine sabahleyin haberi verdiler. Çok acı bir durum. Kendisi de babası gibi Düzce Spor aşığıydı. Mehmet abimizin oğlu. Çok da iyi bir kalpli olduğunu herkes tanıyor. Tüm Düzce çevresi bu arkadaşımızı tanıyor. İyi kalpli bir kardeşimizi toprağa verdik. Hain bir saldırı nedeniyle. Tabii ki şehit haberini aldığımızda insan ister istemez, bırakın yakınınız olmadığında, bir cenaze haberini aldığınızda illaki yüreğinizden cız diye bir geçiyordur. Ama yakın olduğunuzda ne oluyor bu sefer? Dayanamıyorsunuz. İster istemez çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Bu gece bu üzüntüyle başlıyoruz yayınımıza. Merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine, sabırlı ailesine ederler ve sabırlıklar diliyoruz. Programımızı bu şekilde açalım. Tekrardan başımız sağ olsun diyelim Düzce diyerek Düzce Spor'la alakalı dosyamızı açacağız. Tabii ki bugün konularımız birazcık var. Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Ligi Mistikon 3. Lig başlayacak. Bununla birlikte ilk müsabakayı kendi evimizde Buğla Spor'la oynayacağız. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Buğla Spor geçen sezon playoff oynadılar. 41 puanla 5. sırada olarak Soma Spor'la eşleşti. Tabii Soma Spor'a yenilerek bu sezonda 3.lükte devam etti. Aynı gruba düştük. Tabii ki güçlü futbolcuları vardı. Ne yaptılar? Gidenler var, gelenler var. Onları hep birlikte birazdan sizlere paylaşacağız. Amatörlerle alakalı alınması da planlanan, yani birinci kaynaklardan olmasa bile el altında duyulan kaynaklardan gelen bilgilere dayanarak da şu anda Bal Ligi olsun, geçenlerde de bahsetmiştik, 256 tane takım Bal Ligi'nde mücadele edecek ve buradan ekmek yiyen birçok futbolcu ya da sporcu kardeşlerimiz maddi kazançları olmayacağını iddia ettiklerinden dolayı böyle bir süreç yaşanmakta. Tabii ki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edilecek ama duyumlar bu nezde devam etmekte. Sosyal medyada olsun ya da işte kulüp binalarına gidilerek buralardan tepkilerini dile getirenler var. Yani az buz değil, oynanmayacak şeklinde bir karar çıkacağı yayıldı bu bilgi. E bu da ne demek oluyor? Yaklaşık 8 ay gibi bir süreç pandemi nedeniyle maçtan oynanmayacak demesi
o arkadaşlarımızın malzemecisinden tutun da o takımı taşıyan şoförüne varıncaya kadar herkesin ekmeksiz kalacağı bir durum söz konusu. Tabii ki bu süre zarfı içerisinde kulübümüzde transfer olan iki tane futbolcumuz var bu hafta içerisinde. Bir tanesini sizlere paylaşmıştık. Ahmet Öncel defans bölgesinde oynayabiliyor kendisi. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta sonu da bir transferimizi gerçekleştirdik. Çatalca Spor'dan geldi Furkan Saki. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Konuğum tabii ki yakından tanıyorsunuz. Geçen hafta rahatsızlığından dolayı katılamamıştı. Emre Hocam'la beraber bu programı ilerleteceğiz. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da müsait olduklarında reji bizi uyaracak. Düzce Spor takım kaptanlarımız Enver Ayyıldız ve Yusuf Akyeli biz aramıza alacağız. Kendileriyle hoş sohbetler gerçekleştirip Muğla Spor'la alakalı bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra da programımızı kapatacağız sevgili dostlar. Öncelikle buruk başlıyoruz. Tabii ki birazcık modumuz düşük ama hocam hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Tabii yakından tanıdığım bir arkadaşım olduğu için insan ister istemez modu düşüyor. Bağışlayın sevgili dostlar. Hani kusura bakmayın bu program böyle biraz modumuz düşük gidecek ama biz hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Evet aynı Mehmet abimiz gibi. Yani Düzce Spor'u çok seven. Ama çok şehitlik mertebesine ulaştı evet, kardeşimiz. Evet ben de onu diyecektim. Ne mutlu ki hani Allah Teala ona şehitlik mertebesini nasip etti. Biz de artık aynen, o şekilde aynen ailesine sabırlar diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun diyelim Düzce'dik. Hocam geçmiş olsun. Geçen hafta birlikte olamadık. Sağ ol. Önümüzdeki hafta Muğla Spor'la ilk maçımız başlıyor. Evet. 15.30'da oynanacak 20 Eylül'de. Hocam tabii ki takip ettik ama rakibimizin de tabii şu anda da bilgiler önümüzde. Düzce Spor'umuz 3 tane hazırlık müsabakası gerçekleştirdi. Bunları da paylaşalım arkadaşlarımızla, izleyenlerimizle. İlk maçımız Erokspor'la 2-2 beraber kalmıştık. Bolu kampı şu anda tamamlandı. Futbolcular izindeler. Topbaşı yapacaklar yarın ve bununla beraber önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Bolu Spor maçına hazırlanacaklar. Evet. Bunun akabinde Eyüpspor'la yapılan müsabaka 1-0 sonuçlandı ve son olarak da Bursa Yıldırımspor'la karşılaştılar. 2-1'de galip gelindi o müsabakada. Cumartesi günü oynanacak bir müsabaka vardı. O iptal oldu. Şu anda takımımız 3 tane hazırlık maçı yaparak haftaya takımı Muğla Spor rakibini beklemeye koyulacak. Bu haftayı full time taktik olarak çalışacağını söyledi Mustafa Yıldız. Zaten bunlar adı üstünde hazırlık maçları. Evet. Mustafa Hoca takımı burada hem son durumlarını görmek hem de rutuşlamak için bu maçları yaptı. Skorların bence hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Buradaki işte girilen pozisyon, takımın son durumu, işte kondisyon durumları, takım halinde oynayabilmiyor. Mutlaka bunları analiz etti hocalarımız. Hocam günde çift idman daha kolay evet, değil. Evet kolaydı. O yüzden de hani diyorum ya zaten bunun tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Aynen. Yani burada skor çok önemli değil. Sadece son durumu burada hocalarımız daha iyi değerlendireceklerdir. İşte hep daha önce Mustafa Hoca da söylemişti 4 hazırlık maçı diye. İşte onu oynayamamak belki de bilemiyoruz. İşte fiziksel bir durum mu var? Belki yorgun hissettiler. Belki oynamak istemediler. Dördüncü maç oynanmadı. Ama ne olursa olsun ben Düzce Spor'un geçen de konuştuğumuz gibi kadro bütünlüğünden kaynaklı bir avantajımız var. Evet. O yüzden de son rutuşların yapılıp bu haftaya bu şekilde gönül rahatlığıyla girildiğini düşünüyorum. Yani bence bir problem olduğunu düşünmüyorum. 3 hazırlık maçı da şu anda geçen seneden bizim kadromuz oturmuş olduğu için yeterli pozisyonda görülebilir yani. Şu da olabilir. İzleyenler derler ki diğer takımlar yaklaşık 6-7 tane hazırlık maçı yapıyor. Biz neden 3 tane yaptık diyelim. Ben şöyle yaklaşıyorum olayı. Tabii ki içinde olan kim var? Mustafa Sarıgül'de teknik ekibi var. Nedir hocam? Geçen seneye bakalım. Pandemi nedeniyle maçların oynanmayacağı söylenildiğinde takımımız hiç ara vermedi. Bir fiil idmanlara çalıştılar. Tabii gittiler ki. Geldiler. Biliyorsunuz TFF'nin almış olduğu kararlar verdikleri tekrar oynatacağız dediler. Takım toplandı gitti geldi. Birçok masraflar yapıldı. Takımımız bir hazır olduğunu gördüğünü hissettiği için hani kamp döneminde çok iyi geçirdiklerini görüyoruz. Evet. Nedir bu? Günde de çift idman. Emre kendi zaten biliyordur. Oynamak zorunda. Şimdi yeni kurulan takımlar 5 veya 6 hazırlık maçı oynamak zorunda. Aynen. Çünkü yani yeni uyum sağlamak için. Tabii ki. Hocam, şimdi bizim işte buna bağlayalım. Yani o yüzden bu tarz bizim bir problemimiz yok. O yüzden yeni katılan birkaç arkadaşımız da zaten çok çabuk adapte olacaktır. Zaten günde çift idman yapılıyor. Yani bunun sakatlık riski olabilir. Belki de onu öngördüler. O yüzden yapmamış olabilirler. Hiç problem yok. Ben çok açıkçası hazır takımlarda ben bunu çok fazla kafama takmıyorum. Evet. O tamamen diğer daha yeni kurulmuş
takımlar için 5 ve hazırlık maçı. O yüzden de bence taraftarımız bu konuda çok fazla kafalarını bir şey takmasınlar. Hocam transferlere baktığımızda bu sezon diğer sezonlara nazaran birazcık yaklaşık yani 3 tane futbolcumuz dışarıdan geldi. En azından hani menşei diyelim. Sonuçta Almanya'dan gelen arkadaşlarımız da var. Evet. En son Ahmet Öncel ve Furkan Saki geldi. Hı. Hocam Telli ve Osman Boz, Abdullah Karmil, Furkan Saki, Ahmet Öncel, Osman Boz'u da saydığımızda 4 tane transferimiz var. Ve hı, hepsi de defansa. Ama hani Ahmet Öncel'i izlediğimizde birçok videosunu da internette bulduk. Şöyle lanse edelim. Her iki ayağını kullanabilen ve defans bölgesinin her kademesinde oynayabilen bir futbolcumuz. Hı. Hani Enver'in alternatifi olabilir, Onur'un alternatifi olabilir, Kaan belki formayı tamamıyla alabilir. Tabii çok yönlü. Düzce Spor taraftarlarıyla beraber biz de bunları izlemediğimiz için ilk maçta Muğla Spor'la beraber hepimiz göreceğiz. Belki hocamız evet, forma şansı verirse. Defansımız gerçekten alttan gelen futbolcularımızla şu anda da ekranda görüyorsun. Oğulcan Azarcan, Abdullah Karmil, Osman Boz, Ahmet'i ekledik. Hı. Onur, Salih, Furkan. Furkan yeni geldi. Enver ve Emrullah. Hani defansı kale gibi yaptık diyebilir miyiz hocam? Tabii şimdi burada banka isminden Abdullah'la Onur. Şu anda öyle gözüküyor. Evet, ama hani kağıt üzerinde. Evet, kağıt üzerinde. Onun alternatifi olarak ilk planda da Furkan olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene Furkan Çatalca'da Çatalca'da banka oynadı. Evet, biz de karşılaşmıştık. Evet, fena bir oyuncu değil. İnşallah hani tabii ki biz burada Osman'ın da oynamasını isteriz. Ne bileyim Ahmet'in hocam, da oynamasını şey isteriz ama yine burada kadro bütünlüğü açısından yani çok fazla oranın hocam, bir şey değişmesi ne bileyim değişmemesi taraftarıyım yani. İnşallah durumlar. Sen teknik adamsın. Hı-hı. Yanlış anlama. Türkiye'de herkes futbolu biliyordur ama ben de şöyle birazcık... Teknik adamlar araç herkesi biliyor. Ona gireceğim. Hani tanıdığımız için, izlediğimiz için sonuçta Düzce'de izledik biz Osman Boz'u. Abdullah Karmil ya da Onur'u ben Osman'ın keseceğini ısrarla basa bas söylüyorum. Hı-hı. Hani orada belki Ahmet'le biraz zorlanabilirler ama geri kalanda ben bu program kayıtta kalacak. İlerleyen programlarda bunu göreceğiz. Osman Boz bu formayı çatır çatır alacak ya diye düşünüyorum. Tabii ki ya biz burada Allah bozmasın, nazarda değmesin. Maşallah benim kardeşim. Oynamasını ister. Osman'ın önünde çok uzun yıllar var. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Şey ama, gibi bakıyorum hocam, yanlış anlama. Bu benim kendi görüşüm. Yani şu an çıktım. Düzce Spor'dan çıktım. Sonuçta kulübün basınına biz bakıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bu kendi görüşümdür. Hatırlarsan defans olarak ön libero olarak almıştın alternatif olarak Kerem Çağatay. Tabii ki. Parladı. Ben tabii onun gibi olacağını düşünüyorum hocam. Osman Boz. Şimdi burada futbolcu kendi şanslarını yaratırlar. Oktay ve şey vardı. Evet. Oğuzhan. Oğuzhan vardı hocam. Düşün. Futbolcu kendi şanslarını yaratır. Kesinlikle. Ama hiçbir hoca da iyi oyuncuyu kesmez. Asla. Yani o yüzden de ama geçen hep söylediği konuştuğum için söylüyorum. Yani bir Abdullah ve Onur'dan öğrenecek çok şey var. İnşallah onları gözlemler, iyi tecrübe eder. Tabii ki biz burada Osman kardeşimizi tabii ki destekliyoruz ama Abdullah'la Onur da bu ligin tecrübeli stoperleri. Kesinlikle. Onlara da bir baskı oluşturmamamız gerekiyor. O yüzden sırası geldiğinde zaten burada Mustafa Hoca orada gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Ama hep söylüyoruz ki anlaşan iki tane uyumlu stoper bu ligler için çok önemli. Kesinlikle hocam. O yüzden de bence Mustafa Hoca bu konuda biraz ısrarlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama orası kazan kaynayacak hocam. Rekabet tabii ki olacak. Rekabet orada olması zaten her zaman başarıyı getirir. Yani hiç oyuncu bu şekilde yani orada gevşeme durumu, ne bileyim kendini antrenmansız bırakma durumu söz konusu olmayacak. Her maçta iyi oynamak zorunda. Çünkü kötü oynadığı zaman aşağıdan gelen bir arkadaşı var. O yüzden de burada ben Mustafa Hoca'nın formalarını tamamen askıya koyduğunu düşünüyorum. Futbolcu gelir oradan formasını alır. Hak evet, eden alır. Öyle alırız dedik. Gerekiyor. Hocam daha çok konuşacağız. Ben sana şöyle bir kulaklığı vereyim, bir takdim edeyim. Evet. Evet sevgili dostlar, sizlere biraz önce paylaşmıştık misafirlerimiz olacak diye. Hemen rejimiz uyardı bizi, hazır olduğunu söylediler. Düzce Spor takım kaptanlarımız Enver Ayıldız ve Yusuf Akkel şu anda program konuğumuz olacaklar. Ve şu anda ekranda kendilerini gördük. Enver. İyi yayınlar abi. İyi yayınlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Nasıl keyfiniz, hocam, nasıl geçiyor günler? Çok şükür iyi geçiyor. Kampı bitirdik. İki günlük bir iznimiz vardı. İstirahatimiz de yarın itibariyle doluyor. Evet. Nasip olursa yarın toplanacağız. Artık Enver, ben bir şey söylemiyorum. Sen de tabii ki özür diliyorum herkesten. Düzce'nin çocuğu olduğundan dolayı, Düzce'de ikamet ediyorsun. Tabii Yusuf da ikamet ediyor ama senin bir artın var diğerlerinden. Herkes sana yazıyordur, görüyordur yolda gördüklerinde. Hadi artık bir an önce başlasın ligler diyordur.
Heyecan var mı? Yaklaşıyor. Haftaya pazar günü büyük bir yepyeni bir yarış. Ya önce Emre abi şunu söylemek isterim. Bugün acı bir haber aldık ülke olarak, evet. Biliyorsunuz. Akif Kıdıman abimiz görev sırasında şehit düştü. Bu kendisinin mekanı cennet olsun. Geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum. Kendisi Koyu Düzce Spor taraftarıydı. Evet. Çok iyi de bir, çok sağlam da bir irtibatımız vardı kendisiyle. Zaten bugün kendisiyle fotoğrafımı paylaştım ona bilet, evet, satarken. Evet, gördük. Evet. Mekanı cennet olsun diyorum. Daha sonrası için abi şöyle söyleyebilirim. Gerçekten biz de sabırsız bir şekilde bir an önce ligin başlamasını bekliyoruz. Tabii ki de geçen sene yarım kalan bir sayfamız vardı. Hani bunu tamamlamak istiyoruz. Kampta çok iyi hazırlandık. Yani hocalarımız, yönetimimiz gerçekten bizimle çok iyi ilgilendi. Yani tam bir kolej havasında bir kamp geçirdik diyebilirim. İyi hazırlandık takım olarak. Aramızda yeni katılanlar oldu. Onları biz de sarıp sarmaladık. Yani çabuk adapte, yani bize çabuk uyum sağladılar. İnşallah bunu da sahaya yansıtırsak önümüzdeki sezon için geleceğimiz, yani önümüz açık diyebiliriz Allah'ın izniyle. Evet Enver'cim, teşekkür ederim. Konuşacağız. Ben hemen Yusuf'a da söz vereceğim. Yusuf'cum merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. Yusuf, iyi akşamlar. Demin kamerayla mücadelen devam ediyor. Oradan alıyorsun bidonları, evet, yerleştirmeye. Evet, biraz zor oluyor. Ya özür dileriz. Evde şu anda tabii ki ısrarlı olmanız gerekirken şu anda bize vakit ayırıyorsunuz. Bize derken yanlış anlamayın. Düzce Spor taraftarları sizlerden, evet, bilgiler bekliyorlar. Sizleri çok özlediler. Hani şu anda da mesajlarda canlı yayında yazıyor arkadaşlar. Evet. Selamları var sizlere, hepinize. Özellikle buradan bunu iletmek istiyorum. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyorlar ama hani Mistikom'un satın almasıyla isim hakkını ve yayın hakkını, onunla alakalı bilgileri de biraz sonra vereceğim. İzlemeyeden mahrum kalacaklar ama hani bir şekilde, biliyorsunuz Türkiye'de demokraside çare tükenmez diye bir tabir vardır. Bir şekilde taraftarlarımıza maçları izletmeye çalışacağız diyerek sözü sana bırakıyorum. Enver gibi kısa bir giriş yaparsan, nasıl geçti kamp? Evet, bugün üzücü bir haber aldık Enver'in de söylediği gibi. Bütün Düzce'nin başı sağ olsun. Aynen, Allah rahmet eylesin. Şehidimiz var. Kamp çok verimli geçti. Zaten birbirimizi tanıyorduk. Aramıza katılan oyuncular takımın bütünlüğüne eksimler olduğu için çabuk adapte olduk. Evet. Alo. Evet evet, geliyor sesin Yusuf. Duyuyoruz. Sesin geliyor şu an Yusuf. Yusuf, duyabiliyor musun? Tamam, biz Enver şu an duyuyor. Geliyor mu abi sesim? Geliyor geliyor Yusuf, geliyor sesim. Sen bizi duyabiliyor musun şu an? Yusuf, konuşmak istediğinde söz alabilirsin kardeşim. Direkt gelebilirsin. Ben Enver'e bırakayım o zaman. Evet Enver. Buyur abi. Biliyorsun biraz önce Emre hocamla da onu konuştuk. Şimdi şu an sesimiz geliyor değil mi Enver? Geliyor geliyor, sesiniz tamam. Geliyor abi. Tamam. Şimdi biraz önce de Emre hocamla onu konuştuk. Defansa bugün itibariyle Furkan Saker'in katılmasıyla 4 arkadaşımız daha katıldı. Emrullah, sen, Oğulcan, Azarcan'ın olmasıyla beraber. Şöyle bir şeye değinmek istiyorum o konuda orada. Yeni gelen Ahmet arkadaşımız, kendisi sağ bek. Hani o bölgeye geldi. Şimdi onu söylemek istiyorum. Yani Emrullah'ın yanına alternatif olarak. Şimdi şöyle söyleyelim. Defansın diğer bölgelerinde oynayabilirdiği ibaralar olduğu için o şekilde paylaştık. Demin onu konuştuk. Defans doğrudur. Hattında çok fazla bir şey olmaya başladı. Rekabetin artacağını konuştuk. Bu nasıl sizi tetikleyecek Enver? Yani her zaman için bu, yani bu böyle. Ben rekabeti severim. Yani gerçekten çalışmayı tetiklemek için. Yani en azından şöyle bir durum var. Yani burada her kim formayı alacaksa
sonuna kadar savaşarak alacak. Bu ben de olsam dahil. Belki yarın arkadaşımız formayı alıp o sahada bu forma için, bu arma için mücadele edecek. Bizler de olacağız her şekilde. Ben bu zaman böyle gördüm. Kendimden yaşça büyüğün de, kendimden yaşça küçük de burada forma giydiğinde her zaman havluyla terini sırtını silmişimdir. Evet. Aynı şekilde yine burada korakor bir mücadele olacak. Hak eden formaya girecek. Hak edene de sonuna kadar desteği vereceğiz. Yani gerçekten tatlı bir rekabet olacak. Bu konuda zaten her türlü rekabete hepimiz açığız. Zaten olması gereken de bu. Evet, biz de seni yakinen tanıdığımız için de statta da düzeltiyorum. Statta da olsun, antrenmanda olsun seni yakinen gördüğümüz için bunların hepsine şahidiz. Çok büyük bir özveriyle o formayı giydiğini de biliyor tüm Düzcü Spor sevdalısı arkadaşlarımız. O yönden kimsenin şüphesi yok. Tabii ki en başta herkesin de tek temennisi ve tek ortak noktası Düzcü Spor'un başarısı. Hocam, Enver'e sormak istediğin varsa sen de müdahale olabilirsin. Enver'in az önce şeyi hatırlattı bana. Burada yedekken biz oyuncuların terini severdik. Evet, ben buna soyunmasına göre bir şahidim. O konuda hiçbir zaman arkadaşını desteksiz bırakmadı. Zaten çok sevdiğimiz kardeşimiz, takımımızın kaptanı. Yüreğiyle oynuyor. Yani onun haricinde insanlara yaklaşımı çok olumlu. Bence Yusuf'la beraber zaten takımda gerçekten bir birlik oluşturduğunu düşünüyorum. Beraber çalıştığımız zamanlarda enerjileri çok yüksek, çok pozitif. İnşallah bu sene de yansıyacağını düşünüyorum. Konuşuruz. Enver, bir şey soracağım. Hocama soruyorum. Hocam, onların yanında olmak istiyor musun şu an? Oynamak istiyor musun? Tabii canım, olmaz mı? Onları her zaman olmak istiyorsun. Onlar gibi kaliteli çünkü, oyuncularla beraber çalışmak çok güzeldi. Çünkü hocam, futbolda bir deyim vardı. Futbolcu oynamak ister devamlı, o formayı giymek ister. Şu anda evet. Hani sen de teknik direktör gibi ama hani onların yanında olmak ister miydin? Tabii ki. Yani. Şimdi onlar da ilerleyen yıllarda bizim yani yer değiştirdiğimizde futbolculuktan antrenörle geçtikleri zaman anlayacaklar. Özellikle genç yaşlarda çok zor oluyor adapte olmak. Ama ikisinin de ben bu işi ilerleyen yıllarda yüzlerine akıyla yapacaklarını düşünüyorum. Çok iyi antrenör olacak eğer düşünüyorlarsa tabii ki. Hocam, yan tarafta Emre Belözoğlu geldi. Evet, Emre Belözoğlu geldi. Emre Belözoğlu, yani suratı güldüğüne göre demek ki bizi duyuyor. Evet. Evet, iyi akşamlar abi. Az önce İyi akşamlar tekrardan. Oldu. Evet, sözü bırakıyorum. Evet. Sana bir şeyler diyordum, duyamadık kampı bu arada. Kampı değerlendiriyorduk. Yani evet. Biz çok iyi hazırlandık. Zaten birbirimizi tanıyan oyunculardan kuruluyduk. Gelen transferlerle de çabuk uyum sağladık. Çünkü onlar da birbirini tanıyan, neşesi keyfi yerinde olan bir takıma geldiler. Biz çok iyi hazırlandık. Sezona da çok iyi gireceğimize inanıyoruz. Zaten geçen sezondan yarım kalan bir işimiz vardı. Evet, onu tamamlamak için sabırsızlıkla evet. Maçların başlamasını bekliyoruz. Yani o kadar uzun zamandır maç oynamıyoruz ki. O kadar uzun zaman geçti artık maçlar başlasın diye bir an önce sabırsızlanıyoruz. Çünkü başlamayacak diye de endişeleniyoruz. Artık bir fobi oldu üzerinde. Evet. Bismillah deyip ilk maça çıkıp inşallah taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz galip gelerek. Demin senin söylediğin gibi de konumuzun içerisinde var. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun almış olduğu ya da daha doğrusu alacağı bir karar varmış güya. Şu an iddia tabii ki o. Kesinleşmedi. Evet. Evet. Hani amatör kulüplerin maçlarının oynatılmaması yönünde bir karar çıkacakmış. Ve şu anda da sosyal medyada bir şu anda herkesin paylaştığı bir konu var. O da sıkıntılı. Tabii ki siz de oralardan geldiniz geçmişte. Alt liglerden gelindi. Mesela evet. Özür diliyorum. Enver Dumlupınar Spor'dayken şimdi Düzce Spor'da da Bal Ligi'nde top oynadık. Şimdi o zaman neydi? Bal Ligi'nde de amatör olarak geçiyorsunuz. Ve şu anda da diğer 256 tane takımın içerisinde oynayacak olan arkadaşlarımızın hani maddi kazancını buradan ekmeklerini çıkarttıkları bir durumda oynatılmaması gibi bir durum olduğunda çok sansasyonel bir olay olacak gibi düşünüyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya evet. Arkadaşlar? Tabii ki ya meslektaşlarınız için nasıl bir yorumda bulunursunuz? Ya kesinlikle öyle zaten abi. Bu pandemi birçok yeni senaryo gibi oldu maalesef ama karar merciindeki insanlar empati yapmaktan uzak olan insanlar olduğu için bu futbolcuların veya bu işten para kazanan insanların ne düşüneceğini, ne zor durumlara düşeceğini bilmeden karar veriyorlar veya verdiklerini düşünüyorlar. Şu zamana kadar da zaten bu işi çok kötü yönettiler. Gerek Süper Lig, gerek PTT birincilik, gerekse alt ligler olsun. Bunları ayırıp birbirinden
sanki farklı işler yapıyor gibi bu insanları ötekileştirdiler. Yani futbol bir bütündür. Halı sahada da, stadyumda da, Süper Lig'de de. Yani oynanan şey o 22 kişi bir topun peşinde koşup gol atmaya çalışıp galip gelmeye çalışır. Bir risk varsa alt ligde de vardır. En tabanından en yukarısına kadar vardır yani. Yeterince ülke olarak biz bu hastalıkla, pandemiyle hani bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Biraz federasyon işin kolayına kaçıp uğraşmak istemiyor. Benim anladığım bu. Yoksa o alt liglerde bizlerin olsun veya amatör liglerdeki kardeşlerimizin olsun sağlığını düşündüklerini pek zannetmiyorum yani. Enver'cim şimdi benim sana bırakacağım bu sözü bu konuyla alakalı ama onun öncesinde ben birazcık bir şeyler anlatmak istiyorum. Yusuf'a da katılıyorum. Hatta harfiyen katılıyorum. Beceremediler diyebiliriz. Çünkü ama bir yanda da haklı olabilirler. Tabii üst liglerde parasal konuda herhangi bir sıkıntı yaşayamayacağını düşündüğümüz kulüpler belli bir sponsorlar yardımıyla bu korona testini yapabiliyorlar. Ama 256 tane takım, amatör ligde bir takımın bütün herkese testi yaptırma gibi bir gücü olmayacağı ve bunu da üst taraftaki yöneticilerin karşılayamayacağı gibi bir durum söylemi de var. Hani düşünün 256 tane takım var. Her bir takım 50 kişiden olursa bu çok ciddi bir rakam oluyor ve her hafta maçtan önce test yapılması çok maliyetli bir durum olacağından dolayı böyle bir olayın da çıkabileceğini dile getiriyorlar. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış ona da konuşulur tartışılır ama sonuçta Yusuf'un da dediği gibi halı sahada da futbol oynuyorsunuz. Sonuçta her tarafta var. Hani Türkiye gündemine baktığımızda otobüslerin doluluk oranı, hani insanların maske takmama durumu, hani şu anda entübü hastaların ya da işte iyileşenlerin durumuna göz önünde bulunduğumuzda, bilim kurulunun vermiş olduğu duruma baktığımızda Yusuf'un dediği gibi karar mercine derse ona göre hareket edeceğiz ama bir yandan da empati yapmamız gerekiyor. O karar mercindeki arkadaşların 8 ay maaşlarını alamadıklarında nasıl bir duruma gelecekleri de aşikar olacağı için hani hakkaniyetli davranmamız gerekiyor. Adil ve adaletli olmamız gerekiyor. Ne şiş yansın ne kebap yansın mantığıyla değil de olması gereken neyse ona göre hareket edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Abi bu konuyla ilgili hani çok kısa bir şey söylemek isterim. Tabii, tabii. Yusuf abi bu konuyla ilgili gerçekten çok iyi noktalara değindi. Ben de buna kısa bir şey olarak şunu söyleyebilirim. Hani resmen ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Yani bu kadar takım içerisinde ben de sonuçta hani Ballı'nda forma giymiş bir birey olarak yani evine ekmek götüren onca insanın bence empati olarak hareket etmiyorlar. Yani bu insanlara yazık günahtır. Yani buradan ev götürenler var. Sadece mesleği futbol olup yani hiçbir yan geliri olmadan bu süreçte yani dünyaca onlarca kredi çekmiş arkadaşlarım var. Bazen sohbet ediyoruz. Hani halimize ben yani hani onları gördükçe halimize şükür diyorum. Tabii ki de insan üzülmüyor değil. Sonuçta bugün buradayız. Yarın ne olacağımız belli değil. Belki bizler de oralarda Allah göstermesin ama hani forma giyebiliriz. Yani bu insanların halinden çok anladıklarını düşünmüyorum. Yani bu adamlar bu pandemi sürecinde evlerinde yani hiçbir şekilde maddi anlamda destek görmemiş. Çoluğu çocuğu olanlar yani bunların ahlarına veballerine girmeleri bence doğru değil. Zaten ben bu kararı bir an önce hani doğru bir şekilde alacaklarına inanıyorum. Çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü çok büyük bir tepki var. Benim gördüğüm şöyle kadarıyla. De müdahale edeyim konuşmana. Gibi, fazla da derinlere girmeyelim. Yüzeysel yapalım. Neden diyeceksin? Sonuçta bağlı olduğunuz bir kurum var. Ne ola ki evet. Bu konuşmalar alınıp oradan farklı yönlere gidilip cezai duruma düşmeyelim. Hani elbet orta yol bulunur diye düşünelim. Çünkü 256 tane takımın her birinde 50 tane futbol adamı olduğunu düşünürsek çok büyük bir aile topluluğu. Hani bunu da yabana atacaklarını düşünmüyorum deyip bu konuyu böyle kapatalım isterseniz. Çünkü daha fazla derinlere gidersek iş başka yere gidecek. Ola ki buradan alınıp başka bir şekilde cezai duruma düşmesini istemem durumun. Hocam iki tane cengaver, biri Enver, biri Yusuf. Evet. Neler söyleyeceksin? Ben işte önce sorayım. Hafta sonu nasıl? Hazırınız arkadaşlar. Önce bir Yusuf'a sorayım veyahut da Enver. Hangi gün söylemek istersiniz? Bir değerlendirme yapalım. Vallahi hocam biz hazırız. Zaten uzun zamandır da hazırlanıyorduk. Pandemi döneminde de
Gerçekten yani içimizde kaldı maçların oynanmaması. Çok inançlıydık, çıkacağımıza inanıyorduk. İyi bir seri yakalamıştık. Yani kaldığımız yerden aynı istekle, hevesle hazırız yeni sezona. Yani artık hiçbir olumsuzluğun bizi etkileyeceğini düşünmüyoruz. Çünkü futbolu çok özledik. Evet. O sahada olmayı, taraftarımızı yine özlemeye devam edeceğiz ama futbol oynayarak, sonuçları alarak, 3 puanları alarak insanları, Düzcespor sevdalılarını mutlu edeceğiz inşallah. O duyguyu biz de çok özledik. Çok mahrum kaldık, uzak kaldık gerçekten. Sabırsızlanıyoruz. Bir an önce kazasız belasız bir şekilde maçlara başlamak istiyoruz. İnşallah. Ömer? Yani aynı şekilde Yusuf abinin de dediği gibi bizler hani gerçekten sabırsızlıkla bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz. Artık maç haftasına giriyoruz. Hocamız son dokunuşları artık bu hafta yapacaktır. Kampta çok iyi çalıştırdı bizi. Düzce'de olsun, Bolu'da olsun. Gerçekten hazırlık maçlarıyla birlikte iyi çalışmalar yaptık. Ben lige hazır olduğumuzu düşünüyorum takım olarak. Tabii ki de bir uyum süreci olabilir. Fakat biz bunu çok kısa bir sürede atlatıp gerçekten bir sahada hazır bir görüntü vereceğimiz. Taraftarlarımız ne kadar yanımızda olmasa da biz onlar varmışçasına sahada terimizi sonuna kadar dökeceğiz. Allah'ın izniyle lige galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah hafta sonu taraftarlarımızı, yönetimimizi ve sizleri mutlu ederiz. Edeceğimize de inanıyorum. İnşallah ya. Ne güzel. Yusuf, birazcık evet. Normal spontaneye dönmek istiyorum. Konuyu farklı tarafa da geçireceğim. Tabii ki konumuz gündem futbol. Düzce ile alakalı birazcık sorular soralım. Tamam, Enver buralı ama buyurun. Hani Düzce'ye alışabildin mi? Nasıl geçiyor? Ailen de burada. İkinci çocuk. Evet. Hani sonuçta okullar EBA olarak başlasın ama başlamasın. Hani süreçte devam ediyor. Büyük de bir kitleye sahip oldun. Özellikle yani belki de şöyle söyleyeyim. Oynadığın futbol buna getirdi ama bir nebze de Emre Birezoğlu olarak devam edeceğiz ya. Ben devam ettireceğim muhtemelen golleri atmaya devam ettiğinde. Hani İnşallah. Şimdi buradaki süreç nasıl senin için? Düzce'yi nasıl görüyorsun? Hani buradan evet. Bir ev alırıp ya, ben burada kalırım diyor musun mesela? Ya hayatın ne getireceğini bilemeyiz şu an. Tabii. Ben Düzce'de inanılmaz huzurluyum, mutluyum. Tabii dediğin gibi abi ikinci çocuk burada oldu. Yani pandemi döneminde de burada kalmak durumunda kaldım uzun süre. Yani buraya gerçekten çok alıştım ve sahiplendim. Tabii buraya ilk geldiğim günden beri işte Emre Hoca ile de birlikteydik. Adem Hoca vardı sağ olsunlar. Yani bizim uyum sağlamamamız için hiçbir sebep yoktu. Başkanımız desen elinden gelen her şeyi her zaman yaptı. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Enver ilk geldiğimiz günden beri bize, hepimize ve bana da ayrıca çok yardımcı oldu. Hala da öyle. Yani sürekli görüşüyoruz da zaten çok iyi anlaştığım birisi. Yani Düzce zaten doğası falan çok güzel. Fırsat buldukça yakın yerlere, yakın çevreye gezmeye gidiyoruz. Gezmeye çalışıyoruz. Enver'le de hatta gittik. Samandıra mı yani, çıkarttı sizi? Ya bu arada Enver hocanın bir sözü, hoca hatırlatmıştı, bir mangal yapacaktı. Yaptın mı sana? Gerçekleştirdin mi? Takıma vallahi ben hocam. Götüreceğim yani, beni. Ama Samandıra'yı çıkartmış. Yani takım beni çağırmadı yani, takıma da mangal. Takıma da mangal veririz abi, sorun yok. Ben bir 5-6 kişiyle beraber bir gittik. Bir dere maceramız vardı, güzel. Bir macera yaşadık orada ama. Yani güzeldi. Takıma da olur Allah'ın izniyle. Samandıra'ya gideriz. Hocam gerçi uzman da söyledi. Ben şu an şahidim. Kulaklarım oluyordu. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Yani bir takımın gerçekten de saha dışındaki de bu şekilde anlaşabilmesi. İşte Enver ve Yusuf'un şu anki anlattıkları çok güzel. Her yani yüzlerin gülmesi çok güzel. Evet. Burada bile gerçekten de başarının ben temellerinin atıldığını düşünüyorum. İkisi de takımın lokomotifi. Aynı bu enerjiyi takımın içine de yansıtıyorlar zaten. Çok keyifli. Samandıra nasıl? Beğendin mi bari Yusuf? Ya Samandıra çok güzel hocam. Orada şelaleye de gittik. Ben hocam ailece güzel de gittik. Dereye de gittim. Ayrıca Güzeldere'ye de gittik. Enver de bizi misafir etti Samandıra'da. Onların da işte ailesiyle birlikte bizi misafir orada. Çok güzel geçti yani, çok keyifli. Ya burada o kadar çok gezilecek yerler var ki
Valla fırsat buldukça ben de gezmeye çalışıyorum. Çok sevdim, sahiplendim. Bunları Çünkü duymak ya çok burada güzel bize hocam. bir de Sahiplendim demek var ya beni bitiriyor. evet Boşuna Emre çünkü Belözoğlu şu demiyoruz. var şu var abi burada biz yaptığımız işin karşılığını, değerini görüyoruz insanlardan, Aynen. camiadan. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Yani insan verdiği işin karşılığını aldığında, yani manevi olarak, maddi olarak tabii ki zaten insan almak ister. Manevi olarak da aldığında bu kendi evi gibi sahipleniyor. Çünkü insanları mutlu etmek istiyor. Biz de başarılı oldukça, bir şeyler yapmaya çalıştıkça, insanlar mutlu olduğunu görünce daha da çok hani fazlasını yapmak istiyor insan. İnşallah bize inananlara, bizi takip edenlere, sevenlere mahcup olmayız. Çünkü burada yani baştan ayağa, yani başkandan tutun işte bizlere, futbolculara, personele ve gönül veren, Düzcespor'a gönül veren herkes inanılmaz özveriyle çalışıyor kulübün başarılı olması için. Bu ya yani bize göre haksızca olan bu pandemi dönemindeki karardan sonra biz daha bir hırsla, azimle çalışıyoruz ki artık ne zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım bahane olmasın. Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Fırsat vermeyelim böyle şeylere diye. Çünkü yani pandemiyi bilemezdik. Belki yüzyılda bir olacak bir şey bize denk geldi. Bir daha böyle bir şey de olsa biz en iyi şekilde ligi tamamlayıp inşallah şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Allah da nasip eder inşallah. Enver, bütün artı olanlar, avantajlar bizden yana diyebiliriz. Niye? Hani daha düne kadar avantaj değil dezavantajdı. Neresi? Çalıştığımız yer. Suni Çim'di. Orası belediye başkanımız Faruk Özlü yardımlarıyla, destekleriyle beraber orası şu anda çim haline gelecek. Bu da sizin için büyük bir artı kazanım diye düşünüyorum. Çünkü hani maçınızı çim Çok iyi sahada atacağım. oynuyorsunuz. Tabii ki bu sezon baktığımızda 4 ya da 5 tane takımın Suni Çim şeyi var, stadı var. Hani genelde hep çimde oynadığınız için bu sizin sakatlanmanıza, işte adale atmasına, işte ne bileyim Yorgunluğu. birinci derece yırtık demeyeyim de ikinci, üçüncü derece yırtıkların olmasına neden oluyordu. Enver, bir artı kazanım olacak değil mi bu bizim için çim olması? Abi zaten hani söz hakkı geldiğinde iki konuya değinecektim. Bununla ilgili birincisi Gökhan başkanımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani Düzce'nin yetiştirdiği nadir değerlerden bir tanesi olan Gökhan başkanımız da bence Düzce halkı, Düzce siyaseti, Düzce basını bence sıkı sıkı sarılmalı. Çünkü işini o kadar aşkla ve şehvetle yapan bir insan var ki yani her anında, Bütün her gün tesiste. dakikasını tesiste futbolcuyla birlikte geçiren, kendi öz evladı gibi sorunlarıyla yakından birebir ilgilenen bir başkanımız var. Hatta bir yönetim kurulumuz var baştan aşağı. Yani Allah hepsinden razı olsun dediğim gibi. Yani gerçekten sahip çıkalım. Yani buraya yani gerçekten futbol anlamında, sosyal aktivite anlamında, her anlamda çok şey katacak. Düzce'nin nadir değerlerinden bir tanesi. Kendisinden Allah razı olsun. Evet, hep birlikte. Gerçekten en başından beri işini özveriyle yapıyor. Biz de bunların bilincinde olan bireyler olarak sorumluluklarımızın gerçekten farkındayız ve bilincindeyiz. Hiçbir şey bizi korkutmuyor. Yusuf abin de söylediği gibi daha çok hırslandık. Daha çok işimize dört elle sarıldık. Stadı olsun, sahamız olsun, zaten güzel bir tesisimiz var. Gerçekten bizim için elinden geleni yapıyor. Bir de şununla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Müsaade ederseniz Emre abi Tabii ve tabii Emre tabii. hocam. Yani o kadar güzel bir futbolcu topluluğu var ki Düzce Spor kulübünde. Yani herkes birbirinden böyle kaliteli iyi insanlar. Yusuf Akgel olsun, Bulut Kaya olsun, Onur Demir olsun. Yani Abdullah Karmil olsun, Nevzat Bilen, Metin, hepsi gerçekten birbirinden kaliteli insanlar. Gerçekten herkes yani işini özveriyle yapıyor. Herkes işin farkında ve bilincinde. Zaten Allah'ın izniyle sezon sonu hep beraber bunun meyvelerini toplayacağız ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani hepsinden Allah razı olsun. Her anlamda hem saha içerisinde hem saha dışarısında biz zaten sürekli irtibat halindeyiz. Birbirimize elimizden geldiğince sorunlar olsun, farklı konular olsun birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Yani bu konuya da bir ayrıca değinmek istedim abi. Allah sizden de razı olsun. Çıkıyorsunuz.
yüreğinizi ortaya koyuyorsunuz. Evet. Maç kazanıyorsunuz. 12 maçta yenilmediniz. İnşallah bu seri devam eder diyelim. Hatta içeride Artvin geçen sene 2019'un tam tarihi hatırlamıyorum şu an ama o tarihten beri içeride namağlubuz. Yenilmedik evde. Onu inşallah bu haftada devam ettirirsiniz diyelim. Hocam ben gene sorulara devam ediyorum. Kusura tabii, bakma. Tabii, yok, tabii. Yusuf'a döneceğim. Yusuf. Evet. Düzce abi. Spor'a ilk geldin. İlk maçın Kızılca Börük. Oyuna girer girmez golü attın ama tabii hocam evet. Özette de var. Maçı anlatırken de vardı. Oyuna girdi. Met ettik. Öyle bir transfer gerçekleştirdi ki dedim. Emre Belözoğlu gibi dedim. Topçu geldi dedim. Pat 2 dakika sonra golünü attı. Gittin. Golü attıktan sonra işte sevinç taraftar geldin. Şeyi öptün. Çimleri öptün. Benim unutamadığım anı o evet. Seninle alakalı. İlk golün Düzce'de. Düzce spor formasıyla. En unutamadığın anın hangisi? Ya da en farklı şey ne? Unutamadın. Hiç aklından çıkmadı. Şimdi o maçı hatırlıyorum. Ya şöyle abi orada ben çok ilk devre açıkçası ben Düzce Spor'a gelmeden önce ya geçmiş çok konuşmayı sevmem de biraz haksızlıklara uğradım da geldim yani. Geldiğim kulüpten hak etmediğim yani şeyler yaşadım. Daha sonra burada hep böyle zaten insan yani dua eder ister. Ben de hep istedim da ilk girdiğim maçta da böyle bir şey nasip olunca gol atmak nasip olunca yani öyle bir tepki oldu. Ya yani öncelikle buradaki en unutamadığım anım yani biz Aksaray maçına giderken yollarda böyle taraftarlar sel olmuş bizleri karşılıyordu. Yani onları gördüm ve ya burada şöyle bir düzen var benim ilgimi çeken. Ya burada her şey bir eksiği olduğunda futbolcu ön planda. Yani futbolcu kafasında hiçbir sorun olmadan maça çıkıyor. Futbolcu menfaatine ve kafasının rahat olacağı şekilde işlediği için yalnız öyle bir sistem kurmuş burada. Futbolcunun kafası rahat etmeyeceği hiçbir durum yok. O yüzden bizim performansımıza da etkili oldu. İşte az önce bahsettiğiniz Suni Çim gerçekten antrenmanlarda, ağır antrenmanlarda özellikle sakatlığa davetiye çıkaran bir zemin. Şimdi işte belediye başkanımızın da Sayın Faruk Özgün'ün de desteğiyle orası çim haline getiriliyor. Yani emeği geçenlerden, Gökhan Başkanımızdan da Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Yani buradaki en önemli, işte dediğim gibi o ilk o Kızılca Bölük maçındaki şeydi. Ya ben daha önce hiç 3. ligde oynamadım. Bilmiyorum Kızılca böyle yani biliyor musunuz böyle geldim biraz köy gibi bir yerden geçtik. İşte bir köyün takımı zaten. İşte mahalle diyelim. Köy sağ değil ya. Çok mahalle. Yani açıkçası yani böyle bir yerle karşılaştığımda biraz böyle bir içim tuhaf oldu ama ondan sonra dedim ki yani ben dedim acaba ben nereye geldim mi dedin acaba? Onu anlatıyorsun sen şu anda yani. Ya ben 3.lik ondan böyle sonra dedim ben de bir söz verdim artık dedim burası da yani buradan daha kötü yerlerde de oynayabiliriz. Daha kötüsü de olabilir. Bizim hedefimiz bu takımı çıkartmak. Ya bu takımını dedim bu liglerden çıkartıp daha güzel deplasmanlara, daha güzel şehirlere gideceğiz inşallah diye. Daha böyle kendimi motive ettim. İşte hocam da o zaman çok hazır değildim. Şans verdi. Allah da gol atmayı nasip etti. Evet yani ayın 9'unda geldim. Feshetmem uzun sürdü sözleşme. Ayın 9'unda geldim. 12'sinde de maça çıkmıştım. Allah da nasip etti yani çok şükür iyi başladık. Kendi adıma verimli de geçti ama işte takımı playoff potasının içinde sokamadık. Bizi playoff oynatmadılar ve Aksaray maçı, Erzincan maçına mesela oynayamadığım için çok üzüldüm. Çok güzel bir atmosfer vardı o maçta. İşte önce taraftarlarımız. Peki dışarıdan baktığında nasıl gördün? Maçın tamam, zaten içinde tamam atmosfer bambaşka ama cezalı bir durumda öyle bir atmosfer, stat full dolmuş. Evet, dışarıdan. Vallahi çok güzel gördüm işte. O yüzden içim gitti. Ben dedim ki tam ya maçında cezalı olmuşum. Keşke dedim bu maçta cezalı olmasaydım. Orada yani taraftar resmen maçtan önce şov yapıyordu. Ya o maçta oynayamamak böyle biraz şimdi ukde kaldı. Ama daha sonra Aksaray maçı da inanılmaz bir atmosfer vardı. İşte dediğim gibi bizi otobüste yolda karşıladılar falan maça öyle girdik. Tribünler yine tıklım tıklım doluydu.
onun eksikliğini o maçta kapattım diye düşünüyorum. Max Kaya maçı da Enver şunu söyledi. Gerçekten şimdi Okan Başkan'a inmek istiyorum. Buraya öyle bir ekip kurduk ki işte biz futbolcular olsun. İşte şimdi hocamız ve teknik ekibimiz, Mustafa Hoca ve ekibimiz. Yani uyum içerisinde çalışıyoruz. Bize çok güzel bir çalışma ortamı sunuyor. Belki de yani bu kadar bizlerin burada olmasında en büyük pay zaten başkanın. Ben birçok kulüpte oynadım. Birçok başkanla çalıştım. Ama gerçekten bizlerin rahat edip kafaya, yani sahaya kafamızın rahat çıkmasını sağlayan bir başkanımız var. Bizlerin performansını da en önemli derecede etkileyen bu. Çünkü bizler sahada çalışırken sadece futbolu düşünüyoruz. Başka hiçbir şey düşünmemize gerek kalmıyor yani. Çünkü bizim rahat etmemiz için her şey oluyor. Her şey kusursuz yapıyor. Düzce halkı da yani böyle sahip çıkması ki yani her yerde bizim yanımızda oluyor. İnşallah Düzce Spor'u çok daha iyi yerlere yani çıkartmak istiyor. Bizler de bunun için emek veriyoruz. Yani başkanımızı hiçbir yerde inşallah yalnız bırakmazlar. Böyle bir ekipte olmaktan dolayı, Düzce Spor'un bir parçası olmaktan dolayı da kendi adıma çok mutluyum. Bunu söylemek istedim. Enver'e dönelim. Enver, senin unutamadığın bir yanı geçen sezonu. Bir tane attığı şey, bir resim vardı hatırlarsan, hep de kapak fotoğrafı oldu. Sevinç anı vardı, kol hareketin böyle yarı ayak aşağıda. Hatırlıyorsun değil mi onu? Evet. Şey, deplasman. Başkanımızın Manisa Spor'da başkanımızın ilk defa hani takımın başında çıktığı ilk Manisa Spor maçımız. Aybars abiye attırdığım golden sonraki sevincimdi. Yani unutamadığım gerçekten hep anı böyle hep yarım kaldı. Bir Bayrampaşa final maceramız var. Hiçbir zaman unutamıyorum. Hala rüyalarıma giriyor. Evet evet. Bir de evet. Evet bir geçen sene bir de yani yarım kalan bu şeyimiz var. Hala yani insan kendini yediremiyor yani. Tabii ki de geçmişte kaldı. Bunu önümüzdeki sene bunun her şeyin bir telafisi var olduğunu düşünüyorum. Yani ben unutamadığım bir tek aklımda kalan bunlar var. Gerçekten bir an önce sabırsızlıkla bekliyoruz başlamasını. Allah'ın izniyle Yusuf abi de söyledi. Yani hocalarımız olsun, yönetimimiz olsun, biz de bireysel olarak herkese teker teker ilgileniyorlar. Düzce Spor'da hani Düzce'deki gençlere de hani bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten gençlere değer veren ve gençlere çok önemseyen bir yönetim ve çok çok da iyi bir hocamız var. Gerçekten el üstünde tutuyor gençleri. Yani bu konuda çok şanslar. İnşallah hepsi için önümüzdeki sezon hayırlısı olur. Hani Osman Boz aramıza katıldı. Yarın hani Aliler, Mehmetlerin katılmayacağının hiçbir şeyi yok. Yani aramızda olabilirler. Osman bunlara en büyük örneklerden bir tanesi. Herkes özveriyle çalışsın. Herkesin de eminim ki en büyük hayalidir. Bu formayı bu statta terletmek. Benim de olduğu gibi. Söyleyeceklerim bunlar. Bir soruyla yavaş yavaş ben sana bırakacağım sorularını varsa hocam. Erzincan'ı gördük. Burada ve içeride de oynadık. Tabii Yusuf ikinci yarı dahil oldu. Enver, daha çok sana da sorum olabilir. Erzincan'ı elimizden kaçırdık diyebilir miyiz? Tabii burada berabere kaldığımız maç, oradaki maç. Playoff'u izledik. Ortaya konulan maç, Artvin Opa'nın koyduğu, Buca'nın koyduğu müsabaka. Hani ben o playoff maçlarını izlerken dizlerimi böyle elimden geçirdim. Ah dedim, ah. Siz de illaki içeridesiniz. Her akıtıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Erzincan'ı kaçırdık desem nasıl bir yorum atarsınız? Yani ben bu konuyla ilgili şöyle söyleyeyim abi. İlk maçımızda 1-0 bitmişti bizim. İkinci devrenin başında attı. Hatta Erzincan golü öyle buldu. İlk devre 0-0 bitti. Ve orada İyi oynadığımızı düşünüyorum. Erzincan gibi bir takıma karşı iyi kapandığımızı düşünüyorum. Hatta o zaman Mustafa Hoca vardı Erzincan'ın başında. Ama Düzce'deki maçta şöyle özetleyebilirim. Kim atsa kazanırdı maçı. Yani onların da eline geçti fırsat. Bizim de elimize net fırsatlar geçti. Yani ah vah ettiğimiz tabii ki de maçlar var. Bir Hopa maçı olsun. Yani
orada bıraktığımız puan olsun. Hani bir Sultanbeyli maçı olsun. Fakat tabii ki de hani puan kay, yani maç bu. 90 dakika. Ne olacağının hiçbir şeyin getirisini kimse bilemez. Biz de tabii ki de kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama bazen istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Yani ben o son serik maçı, seyircisi oynanan maç olmamış olsaydı biz playoff potasının içerisindeydik. Hatta evet. Serik maçından serik maçından ziyade evet. Yani serik maçından ziyade ondan sonraki hafta bir hafta daha maç devam etmiş olsaydı yine ben playoff potasında olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü Artvin Opa'nın çok zorlu bir maçı vardı. Yani ben bu konuyla ilgili zaten herkesin fikri ve görüşü net. Ben hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz bu sezon başında çok yani sıcakların altında yaptık. O zaman da sıcaklıklar bahane edildi. Virüs bahane edildi. Ama bugün baktığımızda saatlerce düğünler oluyor. AVM'ler açık. Her yer açık. Hani bunlara hep akıl sıramıyor değil mi? Virüsü aynen öyle. Yani söyledikleriyle yaptıklarıyla uyuşmuyor. Örtüşmüyor. Tabii ki de saygı duymak gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi ben yine şey yaptım ya, hırslandım biraz, kusura bakma. Maçta da yapıyorsun onları. Aklıma, sarı kartı görüyorsun ondan geldi, sonra. Aklıma geldi. Hani yapayım biraz böyleyim. Yediremiyorum bazı şeyleri. Ama sonuçta doğru tabii, hocam. Yani emek var orada. Sonuçta ter akıtıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ya bununla yaşamayacağız ama bir kenarda da duracak yani. Hani, Emir'in hani depremle yaşamasını bileceğiz diye bir var laf vardı ya. Emir'in şu anda duygularını çok iyi anlayabiliyoruz. Sonuçta bu camianın içerisindeyiz. Sonuçta ele gelmiş bir şampiyonluk bir durum vardı. Çok yaklaşmıştık. Ama olmadı. Bu gerçekten insanı üzüyor. Gerçekten de moralini bozuyor. Ama dediğimiz gibi hani bununla yaşamayıp kenara bir koyup her zaman bu bir aklımızda olacaktır. Ben şey sormak istiyorum. Enver, tabii ki biz kendi aramızda bu şekilde konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama illa ki siz de kendi aranızda konuşuyoruz hani rakipler hakkında. Bir veya iki rakip ne diyorsunuz? Tabii ki biz bu grubun şu anda favorisiyiz. Bununla ilgili hiç problem yok ama hani siz kendi aralarınıza değerlendirme yaptığınızda kimi görüyorsun? Ya da futbolcuları takip ettiği kadar transfer yolculukları vardır. Yani daha kendi arkadaş grubunda illa ki takip ediyorlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Baktığımız zaman takım takım gidecek olursak hani Muğla mesela geçen senenin playoff'u gören takımlarından bir tanesi. Evet. Yani ben Kozan da olsa bu ligde ki bizim grubumuzda Aksaray olsun bunların hepsi ciddi bir rakip. Tabii ki de Adıyaman, Karaköprü, Bergama, Kestel hani bunlar benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla hani para harcayan takımlar. Bayağı tabii ki de biz bunlara evet bayağı transfer yaptılar. Dediğim gibi Kozan'ı olsun ya da farklı bir takım olsun biz bunlardan ayırt etmiyoruz. Her maça ayetle çıktığımızda aynı bilinçle yani çıktığımızda ben bütün ibrenin bizden yana dönük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de kazanacağız. Bazen kaybedeceğiz. Ama dondu mu? Yusuf duyuyor musun? Yusuf'a geçelim. Yusuf. O da mı gitti? Şimdi reji bizi uyarır. Geldiklerinde hocam. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yayın başlarken biz ne dedik? Her program ne diyoruz? 45 diyoruz ki yarım saat 45 dakika yapacağız programı. Şimdi bakıyorum saate bir yandan 10'a gelmiş saat. Evet. Yani 20 geçe çeyrek geçe aldık arkadaşları. Bir de telefon ederken dedim ki arkadaşlar 15 dakika dedim. En fazla dedim 15 dakika sürer dedim. Ama şu an yaklaşık arkadaşları bayağı konuşturduk. Bir saniye hemen. Şimdi biz aslında hani çok soru da sormak istemiyoruz ama valla gider. Bir saat daha oturur. Valla gider. Ben zevk alıyorum. Ya. Şimdi taraftarlarımıza da dönmek istiyorum. Evet. Hani o arada bayağı bir mesajlar geldi. Onları da iletelim. Şimdi ben şu an arada sor diyorsun ama ben şimdi sorsam biraz teknik olaylara gireceğim. Kendimi tutuyorum. Takım içerisini biliyorum. Onu soracağım falan dedim. Maç haftası hiç böyle şey bozulmadı. Tamam. Yine rutin. Şimdi hocam devam ediyoruz. Eğer izin verirsen hemen yorumlara bakayım. O arada da ben Recep'e mesajımı ileteyim. Son arkadaşlar bir vedamızı edelim. Kapatırız. Evet, Serhan İnmez Çanakkale'den bizi izliyor. Hemen yukarı doğru de çıkalım. Aydın Coşkun hepimizin başı sağ olsun. İyi yayınlar demiş.
Aydın abi sevgiler. İbrahim Tuzcu, Şahin Bey haber 380 takip ederseniz Biz Spor ile haberleri bulursunuz demiş İbrahim Tuzcu. Sevgili babacığım Şahin Bey teşekkürler Tuzcu demiş. Yaşar Bostan başımız sağ olsun. Nail Özen bizimle birlikte. Serap Kuşçuoğlu yayınlar Sayın Tuzcu konuklarınıza sevgiler saygılar. Bizler de size iletelim. İlhami Baş İstanbul'dan. Emrah iyi akşamlar iyi yayınlar. Gerçek Biz Spor sevdalısı Akif Kıdıman'ın şehit haberi hepimizi üzmüştür. Mekanı cennet olsun. Başkandan ricam şehit olan kardeşimizin posterini maraton tribüne asmalarını şahsen istiyorum. Güzel bir istek. Bunu da not alalım. Biz de iletelim kendilerine. Çetin Seyyar bizimle birlikte. Selam Emrah Bey. Hayırlı yayınlar demiş. Emrah hocama da selamlar. Size de selam vuracağım. Levent Urcan. İyi yayınlar. Öncelikle şehidimiz var. Rahmetli Mehmet Kıdıman'ın oğlu kardeşimiz Arif'i şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar, metanetler diliyorum. Düzcemizin başı sağ olsun demiş. Hep birlikte bunu en başta program açarken de konuşmuştuk. Sedat Şahin, Enver kardeşim başarılar demiş. Ersin Gümüş, Akçuk Hoca'ya selamlar diyelim. Emrah, güzel bir programda sizleri seyrediyorum. İnşallah bu sezon Düzce sporumuzu bir üst ligde görürüz. Herkese başarılar diliyorum demiş. Biz de aynı temenni içerisindeyiz. Selah Kuşçuoğlu, çocuklar başarılar sizlere, sizlerle olsun demiş. Hocam 3 hafta konuştuk. İskender Hoca 4. haftada geldi ya. Yanıl Hocama selamlar olsun. Bize sevgili kardeşlerim selamlar demiş. Biz de sana eğer şu anda halen daha yayındaysın hocam sana da sevgiler ellerinden öpüyorum. Çetin Seyyar selam İskender Hocam demiş. Ona mesaj atmış. Murat Duran İskender Hoca'ya selam söylemiş. Şahin Bey geçen yıldan yarım kalan şarkıyı tamamlayacaklardır. Umarım kim bilir kimler var şimdi de kalbinde ne yaptıksa sizi unutamadık diyecek. O anonsla alakalı çalan şeyi söylüyor. Hıdır Bayram. İyi yayınlar hocam ve futbolcu kardeşime Emre abime selamlar demiş. Bizler de size selam söylüyoruz. TFF başlamadan başladı mı kıvırmaya demiş Şahin Bey. İsa Yazıcı bizimle birlikte İsmail Köksaloğlu o sene bu sene Düzce Spor demiş. Cezmi Yaman, Bal Ligi testlerini devlet hastanesinden sporcular amatörlere bedava yapılmasını sağlayacak devasa sponsorluk yapacak firmalar var. Bir TV programında büyük kulüplere 3-4 saatte trilyonlarca yardım yapılıyorsa onların çok daha azına yardımcı olsunlar demiş. Şahin Bey biz bize yeteriz. Ne oldu? FF Pamukeller cebe alt liglere tam destek verin. Nasıl yetişecek yerli ve milli genç kardeşlerimiz TFF yönetimi demiş. İsa Yazıcı Emre abi bu haftaki maçı canlı olarak yayınlayacak mısın? Düşüncelerimiz var bakalım o konuya da geleceğim yayın içerisinde. Ayrılmayın bir yere. Mistikom'la alakalı da bilgilerim var. Levent Urcan. Levent Urcan bizimle birlikte. Düzce'nin evladı Doğukan neden Düzce Spor'da değil? Cezmi Yaman, Emrah Bey iyi yayınlar dilerim. Emre Baykal hocamıza, futbolcu kardeşlerimiz Enver Yusuf'a selamlar. Sakatsız başarılı maçlar diliyorum. Size sorum, Mistikom canlı yayın yapabilecek imkanı var mıdır? Yani TV gibi yayın. Biraz bekleyin Cezmi Bey, o konuyla alakalı bilgilerim var. Gerçek Şahin, birinci ağızdan aldığım bilgiler var. Şahin Bey, kaptan yapar Düzcelilini. Levent Turcan, Emre Belözoğlu'na futbolu benzesin karakteri değil. Tabii ki sizin görüşleriniz katılıyoruz. Emre Belözoğlu'nu biz ayak stilini alıyoruz. İzlersiniz ki izliyorsunuz. Çetin Seyyar Yusuf adımın asasın Düzce seni çok seviyor. Gökhan Yiğit bizimle Bülent Tanış. Sedat Eser bizimle birlikte. Adnan Akat bizimle. Turgut Topaloğlu. Emrah kardeşim böyle yürekli futbolcular olduktan sonra biz bu işi başaracağız demiş. Katılıyoruz. Muhittin Yaman abim bizimle birlikte. İyi yayınlar selamlar demiş. Yaşar Turbil bizimle birlikte. Hayırlı yayınlar Emrah, Enver ve Yusuf kardeşime selam olsun demiş. Selçuk Ilgaz, İzmir'den sevgiler saygılar. Bizler de sizlere sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Selçuk Bey. Şahin Bey, Enver Yusuf, tüm takım seviliyorsunuz en büyük Düzce Spor demiş. Enver seviliyorsun demiş Selçuk Ilgaz. Şahin Bey TFF istifaya çağırmış. Varolay Doğulu bizimle birlikte. Para her şey değil, önemli olan yürek, inanç. Bizden inandık, siz de inanın bizim için şampiyon olun demiş. Metin Bakkaloğlu, İstanbul'dan selamlar kıymetli dostlar. Sana da Celal Berber, Celal eski topçumuz bizimle birlikte. İyi yayınlar, selamlar Emre abi Düzce'ne. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun, sabırlar inşallah ailesine başarılar Düzce Spor'a demiş sevgili Celal. Şevki Çağlayan Düzce Spor'umuza Düzce destek vermeli demiş. Hüseyin abimiz bizimle birlikte Şevki Çağlayan haftaya lig başlıyor, şehirde bir destek bayrağı yok demiş. Son mesajımız buydu. Şimdi Yusuf yolladık. Şimdi hemen Yusuf orada mı şu anda? Yusuf orada mı? Arkadaşlar rejiye seslenelim. Hemen bir iki kelam alalım. Kendilerini gönderelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Reji onu hazırlarken hocam. Evet. Amatörleri futbolcu kardeşlerimize de sorduk. Amatörün az çok dediğimiz gibi bu oynanıp oynanmayacağıyla alakalı henüz şu anda karar alınmadı ama
Cumartesi günü alınan bir karar, daha doğrusu bir duyum var. Ortaya atılan bir duyum. Onların da birinci ağızdan duyduğu iddia ediliyor. Neydi o? Bal Ligi'nin amatörlerin dahil o 256 tane takımın şu anda Yusuf geldi ekrana. Evet. Yusuf'a Allah'a ısmarladık diyelim. Yusuf. Evet abi. Duyuyor musun? Duyuyorum. Yusuf, hakkını helal et öncelikle. Yayından önce seni bağlarken dedim ki Yusuf en fazla dedim 15 dakika dedim. Olur dedim ama de saate bir bakıyorum tam 45 dakika oldu. Olmuş. Hakkını helal et. Önemli değil abi, hiç önemli değil. Ama şunu söyleyeyim. Biraz güzel şey Tugay'cığım, sesi verebiliyor musun bilmiyorum ama biraz bağırabilir misin Yusuf? Duyuyor geliyor musun? Mu sesim şu an? Şu an, evet, şu an çok net geliyor. Yani o yüzden evet, hakkını helal et. 40 dakika oldu. Hani hemen de seni de suratını da kapatmak gibi olmasın. Tabii ki sonuçta internet yayını yapıyoruz. İnternetin çekmediği doğaldır. Ama hani seni evet, vedalaşmadan abi göndermek istemedim. Eyvallah abi. Ya ben o zaman son olarak şunu söyleyeyim. Takımları, gruptaki takımları değerlendiriyorum. Evet, Enver onu söylüyordu. Yerine kaldı. Yani, evet. Ya ben iyi bir ekip olduğumuza inanıyorum. Yapan takımlar da var. Ama işte yani geçen yıl Erzincan'dan bahsettik. Ya bence Erzincan'la birlikte en favori takım bizdik. Ama tabii ligin normal bir şekilde oynanmasına karar vermedi federasyon. Yani kaliteli de bir hocaya sahibiz. Çünkü hocamız hocamızın kurduğu takım da şampiyon oldu neticesinde baktığınız zaman. Playoff'lardan çıktı. Biz yeni sezonuna iyi bir ekip olarak, çünkü yani hepimiz, yani şu an hiçbirimizin burada olmadığını düşünürsek, herkesi yani Düzce Spor'a tekrardan transfer olmuş olsak, bütün üçüncülükteki takımlar bizi konuşuyor olurdu. Ligler başladığı zaman zaten kalitemizi tekrar yansıtacağımızı düşünüyorum. Yani çok mükemmel başlangıçlar olmayabilir bazen ama önemli olan ligin neredeceğimizdir. İnşallah biz iyi başlayıp sezon sonunda da en tepede olan, lider olan olarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu doğrultuda da çalıştık. Yani şunu söyleyebilirim taraftara. Biz Düzce Spor olarak şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Ve bu doğrultuda çıkıp bütün maçlarda terimizin son damlasına kadar elimizden geleni yapıp bizi destek devam etsinler. Yani bu ligin en iddialı takımı olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman lig uzun aksilikler olabilir. Sabrederek, çalışarak şampiyonluğa ulaşacağız diyorum. İnşallah. Ondan hiç şüphemiz yok. Ben dahil bütün Düzce sevdalısının hiç tane şüphesi yok. Ve bunu siz kanıtladınız geçtiğimiz sezon. Nevzat'ından Barış'ına, Bulut'una, ismini saymadığım bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime. Ayaklarına sağlık diyelim. İnşallah kazasız belasız bu sezonu da şampiyon olarak atlatırız diyerek, direkt ve temennilerimizi bırakarak son sözü sana bırakıyorum hocam. Yusuf karşımızda. Enver'in telefonu kapalıymış. Rejinin aldığı bilgi doğrultusunda. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Hakkını da o da helal etsin. Uzattık. 15 dakika dedik. Yaklaşık 45 evet, dakikayı geçtik. Hocam Yusuf, sen de. Gerçekten çalıştığım çok beyefendi bir futbolcu. Demin az önce kendinden de bahsetme kadar sahiplendiğini. Gerçekten tekrar çok mutlu olduk. Takımına sahip çıkıyor. Yürekten oynuyor. Çalışırken bizle beraber çok güzel golleri oldu. Bizden sonra da bunları devam etti. Kardeşi Allah'a yardımcı olsun. İnşallah bu sene güzel o mücadelenizde şampiyon olarak devam edeceksiniz diyorum. Gitmiş. Evet. Hatta donuyor. Tabii ki internetten yaptığımız için. En azından buradan şeyleri gönderdik. İyi niyetlerimizi o gönderdik. Da tekrardan duymuştur diyelim. Ama dondu. Şu anda karşımızda donup şu anda. Elinden de telefon açık. Düzeltiyorum, bilgisayar açık. Evet hocam. Evet. Aynı anlatmış olduğun olaylara katılıyorum. Çok ahlaklı, oturaklı. Hani profesyonel var karşıda. Gerçekten bu işten para kazandığını. Hani biz şöyle söyleyeyim. Yurt dışına gidip de geri gelen futbolcularımız oluyor ya. Neden orada baranamıyor diyorlar. Sosyal medyada olsun, işte medyada olsun çıkan haberler var. Demin arkadaşımız yazdı ya, Emre Belözoğlu'na karakteri benzemesin, futbolculuğu benzesin diye. İşte karakterli olan futbolcu kendini belli ediyor oturmasında, konuşmasında. Ya biz birlikte olduğumuz için tanıyorum ama hani dışarıdaki arkadaşlara sadece futbolunu, üzülüyor. Evet. Dışarıdaki taraftarlar sadece futbolunu görüyorlar ama hani biz
Basın olarak gidiyoruz. Ben hemen hemen bütün gün oradayım mesela. Ne yapıyoruz? Çekiyoruz, geliyoruz. Oradaki işte idman olayı, işte karşılaşıyorsunuz, yemek yiyorlar birlikte. Hani görüyorsunuz, gördüğünüz için size bazı şeyler daha kolay geliyor ama hani evet, dışarıdaki arkadaşlar anlamayabilir. Enver'in de bahsettiği gibi çok karakterli bir futbolcu topluluğuna sahibiz şu anda. Şimdi şuradayız. Geçmişi de tabii ki yabana atlıyorum. Önceki arkadaşlarımız da Düzce Spor için ter ettiler ama şu andaki atmosfer bambaşka diyebilirim. Gayet güzel. Yusuf, az önce ben genel futbolcularla ilgili konuşayım. Az önce diye biz 3. lige geldim. İşte yaşlanan Kızılca Bölük. Öyle bir sokaklardan ya mahalle, yani mahalle takımı bağırdığında kötü hafta söylemiyorum. Yani bir herhangi bir mahallenin arasında gerçekten de stat var. Orada bir kazanın takımı gibi pozisyonu vardı. Ne dedi? Kendi duygularını yaşadı. Ben buraya mı geldim? Ben burada mı oynayacağım diye. Yani onun, üstlükten aşağı doğru geldiği için söyledi. Onu, işte bazı oyuncular burada kendini mücadeleden bırakıp tamamen işte bu düşüş periyotuna giriyorlar. Ama ne yaptı Yusuf? Mücadele mücadeleye girdi. Mücadele kararı aldı. Evet. Yılmayacağım dedi. Daha iyi yerlere getireceğim. Olduğum yeri daha iyi seviyeye getireceğim dedi benle beraber. Bu bence bütün futbolcuların, bütün arkadaşlarımızın düşünmesi gereken şeyler. Çok güzel bir profesyonellik örneği verdi orada. Hocam, evet, ligleri konuşuyorduk. Liglerle alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Amatörlüklerin oynatılmama gibi bir durum söz konusu olduğu için ne olur? Onunla ilgili Emrah, yani fikir söylememek imkansız. Facia. Şimdi bal ardından süper amatör, yani şimdi burada az önce arkadaşlarımız da bahsetti, sen de bahsediyorsun. Buradan belirli bir kazancı olan insanlar var. Ve buradan aynı şekilde geleceğini düşünen insanlar var. Gençlerimiz var. Belki birkaç tane daha maç oynarım da bir izlenirim. Belki bir üst takıma transfer yaparım. Ama az önce Yusuf çok güzel bir şeyden bahsetti. Empati dedi. Şimdi bizi yöneten insanlar sporun içerisinden gelmeyip sadece işte yönetici iş adamı oldukları için bu empatiyi kuramıyorlar. Şimdi empatiyi kuramıyorsun, bir alt kategoriye giriyorsun. Oradaki insanlar, yani en azından şu spora yakın insana biraz sesi çıkması gerekiyor. Yani diyor tamam, kitler çok pahalı. Evet, her hafta her maç öncesi bunun sağlıklarımızın yapılması şey gerekiyor ama ya bunu sen federasyon özelsin. Senin gelirin çok fazla. Çok yani çok ciddi. Sen şimdi Süper Lig'de bir galibiyete 2 milyon para veriyorsan kit, yani bir sezonun yani, kitidir yani. Yani lütfen artık yani şu alt liglere, amatöre, bal ligine, yani lütfen artık bir kaynak aktarılsın, bir yardımcı olsun bu sporculara. Zaten üst taraftakiler hem kazanıyorlar, hem kulüpler bir gelirleri var. Ama şimdi bal ligi, ben 2 sene önce yine bir katıldığım programda dedim ya, bal neden kurdunuz? Şimdi futbolcunun herhangi bir sigortası yok. Hocam hiç kim orada? Bağlayıcılığı yok. Tabii. Kulübün desteği yok. Bir yol parası veriyorlarmış. Bakalım ne büyük. Yani yol parası veriyor. Yolda birkaç kilometre geçtikten sonra. Yani. O da. Şimdi otel masrafı sağlayamıyorsun. 200 kilometre mi? 200 kilometre sanırım. Ya hiçbir şekilde var. Şimdi bu adam her sene harcıyor. 500 harcadı. Tabii, 700 tabii. harcadı. 800 harcadı. İddialı takımlar 1 milyon harcadı. Ne oldu sonuç? Sürekli harcıyorsun. Yani bir yardım edin. Yani bir yardımcı olun. Burada gençler var. Gençlere eğileceğiz diyorsunuz. Herhangi bir yaptırımınız yok. Sonra yani, bir takımı görüyorsun. Yani İşte ne bileyim, hani Emrah gerçekten de içinden çıkılmaz bir şey ama çok basit diyorum ya. Yani sen baldaki alt tarafa ödenek çıkartmak zorundasın. Süper amatöre ödenek çıkartmak zorundasın. Buraları desteklemek zorundasın. Şimdi iki yönden bakıyorsun. Sağlık ve bu alttakilerin mesleği. Evine ekmek götürecek insanlar var. Az önce bahsettik, kredi ödeyen insanlar var. Hocam basit bu mi? Bir nebzede şimdi, dükkanları kapatın diyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi pandemi döneminde çoğu insan işe gidemedi, dükkan açamadı. Şimdi onların ailenin içerisindeki sorunları şey aile içindeki sorunları düşünebiliyor musun? O ev, çalışamayan insanın, evine para getiremeyen insanın psikolojisini düşünebiliyor musun? Çocuğu var. Hanımına bakacak, çocuğuna bakacak, okula gönderecek, ne bileyim istediği bir şey alacak. Hocam kurulu bir düzen vardı, alt üst olacak. Tabii ki. Şimdi burada futbolculuklarına para kazanan insanlar var. Yani lütfen hani bunu yok sayamazsınız. Bunu sağlık içerisinde siz bunu ikinci, üçüncü ligleri uyguluyorsanız lütfen artık bu artık Sağlık Bakanlığı'yla mı konuşulur? Hocam özel o da kesin değil ama duyurular onlar. Kitlerin yani, 50 tane, yani şöyle düşün, demin de bahsettim ya, her bir takımda 50 kişi olduğunu düşünürse içeri girecek olanlar, atıyorum bunun her birine kit yapılması gerekiyor. Test yapılarak geliyor. Her hafta. Şimdi yapmak zorunda. İşte şimdi olay, sağlık açısından olay bununla alakalı patlak ediyor diye söylüyorlar. Emrah şu da kötü. Hiçbir şekilde bu insan mazeret değil ki bu. Hiçbir bu testten getirmeden sahaya çıkartmak da doğru değil. Şimdi normalde şu an biz yani Sağlık Bakanı neden uğraşıyor? Yayılmaması için uğraşıyor. Biz de diyoruz ki siz bir karar mı alıyorsunuz? O zaman sizin alacağınız karar yapıcı olmalı. Yani yol gösterici olmalı. Hayır ben bunu oynatmıyorum diye kenara çekilemezsiniz. Hayır siz bunu oynatacaksınız. Ama nasıl oynatacaksınız? Çözüm odaklı olmalıyız.
Sen burada bu testi yapmak zorundasın. Bu da bir insan sağlığı. Yanlış mıyım? Sen şimdi ikincilik, üçüncülük oyuncusu. Şimdi işte kaptanımız 3 sene önce, 4 sene önce Balda oynuyordu. Şu anda profesyonel takımımızın vazgeçilmezi. Şimdi Balda oynayan bir sürü insan var. Umut ediyor yukarıya. Oynayacak, kendini gösterecek. Şimdi bunun önüne geçemezsin. Spor amatör çevirmenin önüne geçemezsin. Antrenörler var. Ekmek kapısı olarak başka hiçbir şey yapmıyor. Bunun önüne geçemezsin. Bu böyle kolay basit alınacak bir karar değil. Facil hocam ya. Şu an o yüzden de burada yani çözüm odaklı. Burada çözüm odaklı olunmalı. Çözüm odaklı olunmalı ve bu insanların sağlık kontrolü yapılmalı. Nasıl yukarıya yapıyorsak şimdi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın o her hafta testleri yapılmasaydı çıkacak mıydı? En yakın spor yakın diye söylüyorum. Ya da herhangi X oldu diye söylüyorsun. Geçmiş olsun. Bu hafta oldu. Yani geçmiş olsun. O da yani sonuçta takımın başına çıkamadı. O da bizim için bir idol yani. Çok değerli bir insan. Çık belli olacak mıydı? Belki kaç kişi orada temasta bulundu. Ya yani şimdi belki de bu şekilde biz bazı şeylerin önüne geçeceğiz. Belki de ulaşamadığımız o kitler sayesinde belki de daha fazla kişiye test yapmış olacağız, daha önleyeceğiz. Ne malum belki de katkı sağlayacak. Ama bunun hiçbir şekilde ben maddi olarak mazeret olacağını düşünemiyorum. Şu da var hani tamam maddiyatsa sıkıntı. Süper Ligi verdin birine. Birinci Ligi verdin birine. İkinci ve üçüncü Ligi verdin meslek olarak. Balo'da evet. Bir tane bulursan kardeşim çok ya. Çok rahat olur. Ya çok yeter ki iste. Çok ama çıkıp arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi çıkıp sen eğer kravatlı olarak oraya iş adamı olarak bakarsan zihniyet odur. Evet. Maalesef. Hani daha fazla da konuşmayacağım ama hani konuştukça insan daha da fazla kendini kaptığında bazı şeyler dedikleri yok her şey çıkıyor. Şey o yüzden ama saygılı mesajın yerine gittiğine inandığımız bir en azından kamuoyu oluşturalım. Şu anda biz canlı yayında izleyen arkadaşlarımız var. Evet. Hani bu arkadaşlarımız bizden duyduklarında arkadaşlarına anlataraktan ne oluyor hocam? En iyi reklam ağızla yayılan bir reklamdır. Burada şu anda amatörlüklerde oynayacak olan futbolculara bizim destek olmamız gerekiyor. Biz de kendimizce hani çıkıp TFF'ye bir şey yapamayacağımız için ne yapıyoruz? Nacizane burada kendi şeyimizde biliyoruz, yürümümüz neyse çıkıyoruz. Burada anlatıyoruz diyoruz ki bir kamuoyu oluşturuyoruz. En azından bizi izleyen toplum bilsin ki amatörde böyle bir sıkıntı var. Evet. Ha, bu ne olur? İmza kampanyası olur, çıkarsın basın açıklaması olur. En azından hani çıkıp bir şeyler, briefingden verirsin, miting yaparsın, atıyorum bir şey yapılır. Artık gerçekten önünü kesemezlerse bu işin facia. Çünkü 256 tane bal takımı, süper amatörü, İstanbul'da bir sürü takım var. Hocam bu kolay değil. Evet. Hani çıkıp ben bu amatörü oynatmıyorum deyip, hani neye istinaden şimdi onun bunu oynatmıyorsun? Az önce onu soruyorum. Yani bence oynatacaklar çünkü. İdarecilik öyle kolay değil. Yani ben oynatmıyorum da bir kesip atmakla olmaz. Diyorum ki çözüm odaklı. Hocam İstanbul'da bir sürü kulüp var. Yani İsyan çıkar. Siz burada bunun yapılacak sağlık kontrolünü yapacaksınız. Bu oyunculara sağlık kontrolünü yapacaksınız. Hasta olanları ayıracaksınız karantina içerisine. Bir şekilde bütün önlemlerini alarak işte dezenfektan tedbirleri olsun, formalar tabii, olsun. Tabii. Yani burada yardım sağlamak zorundasınız. Çünkü siz özel bir futbol federasyonsunuz ve geliriniz çok yüksek. Hocam yani istikom alıyorsan Bala'da bir tane sponsor yani bulabilir ya. Ya bugün istikom olur veya diğer örnek veriyorum. Yani örnek veriyorum. Yani buradaki milyon eurolarla bahsedilen bir sporcu maliyetleri var. Aynı şekilde diğer ligler var. Bence çok zor olmasa gerek. Sadece biraz istemek gerekiyor. Biraz empati yapmak gerekiyor. Oradaki insanların duygularını, onların ailelerini düşünmek gerekiyor her şeyden önce. Burada dükkan kapatmayla gerçekten de buradaki süper motoru balı oynatmamanın hiçbir farkı yok. Tam bir normalleşme sürecinde evet genç dalga artışlar var. Ama bence kontrollü bir şekilde Sağlık Bakanlığı'yla da bunların görüşerek çok ciddi bir şekilde yardım istenerekten sponsorlar bulunaraktan ben bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Yani ben seni oraya seçtim ama ne için seçtim kardeşim? Orada oturuyorsun işte isim vermeyeceğim. Ben şöyle kurum olarak söyleyeyim. TFF olsun ya da işte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başındaki işte isimler olsun. Kardeşim orada boşuna oturmuyorsun. Bir bakın arka tarafınızda kaç kişi var arkanızda? Temsil olduğunuz orada kaç kişi var? Hani her birini hocam bir fabrika kapandığında orada çalışan kişi sayısını 4'te çarparlar. Oraya ekmek getireni, kasabını, manavcısını düşünürler. Servis çeken adamı düşünürler. İşte bağlayıcı bir sürü adam var. O yüzden hani bu sadece bir konuşulmuştur bir masanın içerisinde. Birisi gidip bak böyle düşünülüyor demişindir diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum ki o sadece bir masada konuşulup kalmıştır. Gereğini yaparlar diye düşünelim. Temenni ederim. Çünkü o kadar farklı yani federasyon çok üstü kapalı geçeceğim. İşte biliyorsun ki %30 oranında seyirci alınacak dedi. İnsanları bir umutlandırdı. Ondan sonra bilim kurulu bir toplantı yaptı dedi. Sen ne diyorsun? Yani neye göre karar verdin? Hani federasyon da burada biraz daha yani ciddi olması gerekiyor. Hani en söyleyeceğim şey yumuşak tarafı bu. Lütfen biraz ciddi olun.
Yani bir karar açıklayacaksanız öncesinde danışacağınız yer bilim kurulu. Ne oldu? Şimdi açıklığı tekrar geri aldın. O daha öncesinde işte ligler oynanacak, tekrar geri aldın. Hani bunu biraz daha yani dediğim gibi ciddiye alarak yaparlarsa tabii okurum, ki bu hani ciddiyetsizlik bir yere değil hocam. Yani hoca federasyon yani oradaki ciddi oradaki ne demek istediğimi anlaşılıyor. Tabii. Oradaki biraz da anlatmak istediğim farklı bir şey. Yaparlarsa en azından buradaki insanları ne umutlandırırlar ne umutsuzluğa sürüklerler. O yüzden de ben bundan sonra kararım biraz daha dikkatli olsun. Diye tahmin ediyorum. Çünkü neden İstanbul baskısı olacaktır? Niye? Çünkü bir sürü kulüp var orada. Hani Anadolu'yla böldüğümüzde 256 tane takım varsa şöyle söyleyeyim 100 tanesi İstanbul takımıdır. Tahminimce. Örnek veriyorum şu anda. Afaki konuşuyorum. Ama lobi ağır basacaktır. Bence oynanacak bu. Çünkü arkada baktıklarında bir sürü camia geliyor. Hani dalga dalga yayılır bu. Şimdi Emrah şimdi diyorum ya olayı iki yönden bakıyorsun. Bir sağlık açısından bakıyorsun. Bir maddiyat bir meslek açısından bakıyorsun. İnsanların iş hayatı olarak bakıyorsun. Tamam. Burada karar almak kolay değil. Ama diyorum ki ben yani bunun bir çözümünü bulmak lazım. Nasıl KÇÖ'ye başvurduysa eleman kapattıysa fabrikası ya da dükkanı. Evet. Hani burada da bir sosyal güvence olması lazım. Burada bir şeyler sağlamanız gerekiyor bunun için. Anladın mı? Madem kapatıyorsan. Yoksa biz burada tutup da insanları evet maaşları çıkartın ya. Ne olursa olsun işte virüs bulaşsın artsın böyle bir şey demiyoruz. Önlemler alınmalı. Önlemler alınmalı. Çok imkanlar sağlanmalı. Ve bu şekilde nasıl ikincilikler, üçüncülükler zaten süper demiyorum üst seviye, PTT üst seviye ise yani ikinci, üçüncülükler gibi siz de bunu önlemlere alıp bence ligler bir şekilde başlatılmalıdır. İnşallah diyelim hocam amatörleri kapatalım şimdi onu çizelim. Amatörler tepkili. Hocam hemen geçelim. Şimdi konuştuklarımızı siliyorum. Onları da sildik. Hocam hemen geliyoruz. Muğla Spor haftaya o var. Onunla da programımızı kapatalım. Muğla Spor hocam. Aldığı futbolcular var. Egemen Urhan çalıştırıyor. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynuyorlar maçlarını. 7.775 demiş. Hocam gelenleri sayalım. Evet. Transferler diye yazmıştık. Hocam en bomba transfer tabii şu ki. An görüyorsun. Mümin Aysel'in. Hepimizin yakından tanıdığı işte Bodrum'dan bir ara bizim de karşılıklı oynuyoruz. Biz de ertesi sene istediğimiz Mümin. İşte evet. İstediğimiz sene Sakarya'ya transfer olmuştu. Orada fena yani iyi sezon geçiremedi diyelim. Tekrar 3. lige döndü. En son Payas'taydı. Payas'ta da yanlış hatırlamıyorsam 12 gol mü demiştik? Hocam evet 12 lig maçı 12 de kupa maçı 12 lig 14 gol yani golcü bir oyuncu. Ama şeyi kaybettiler hocam onu yeni alırım. Murat Can evet, John 20 geçen sene 20 gol attı. Yani Muğla Spor'un playoff'ta büyük bir kayıp. Playoff'a gitmesindeki adına. En büyük faktörlerden biri diye Murat Can ama aldığı oyuncularda Mümin bence hafta sonunki maçta Mümin'e dikkat etmemiz gerekiyor. Mümin defansa çok böyle çok evet çok yırtıcı, çok böyle tanıdığımız evet kendini ne der çok deplas olan oyuncu değil ama birden sprint atakları olan durup nereden çok evet çok aralara giren ve özellikle ayağa geldiği zaman da o çerçeveyi bulan bir oyuncu. Çok özellikli bir oyuncu. Dikkat edin. İşte, yani sakın yani Mümin için şunu diyemeyiz. İşte ya Mümin işte alt liglere düştü, işte eskisi gibi değil. Sakın denmemeli. Bu Mümin'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Hafta sonu Muğla Spor'un, evet Muğla Spor'un zahmet en önemli olmuş. Oyuncularından bir tanesi. Hocam bu arada sen konuşurken Muğla Spor'un şeylerini almıştım, çıkmamış burada. Hemen onları çıkartıp paylaşacağım. Transferlerin hangi takımlardan geldikleri. Murat Can gibi birkaç tane oyuncu kaybettiler yine aynı şekilde ama tabii yerine alınan oyuncular orada. Barış nerede? Barış'ı da bulduk mu hemen sana geleceğim. Evet Barış'ı buldum hocam. Sivas Belediye. Hocam kalecisi var. Eğer şu an evet şu an Limolo Spor'un çalışmalarını gösteriyor arkadaşlar. Tugay'cığım bir kaleci vermiştim sana. Evet. Hocam bu kalecisi geçen sene de Muğla Spor'daydı. Sakatlanmış ve sezonu kapatmış. Onun yerine ise hemen onu da geçen seneden listesini bulayım. Hakan Çelebi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen söyleyeceğim. Evet. Hasan Çelebi özür diliyorum. Hasan Çelebi hocam sakatlanmış 2 gün önce. Evet. Ayağında 1. derecede yırtık var. Hı. Muhtemelen kaleyi Barış Başkan alacak. O Barış Başkan da yeni transfer. Hemen onu da oradan söyleyelim. Hangi Sivas taraftan? Belediye Sivas mi? Belediye'den aldıkları bir kaleci. İkinci ligden gelen bir kaleci arkadaşımız Barış Başkan. Muhtemelen de bu hafta kaleyi Barış Başkan koruyacak. Yani hemen hemen kadrosu belli. Mümin'le forvete çıkacaklar. Enni Boros Sinan,
Can Türk'ü aldılar. Hocam şöyle söyleyeyim. Fatsa'dan aldıkları var. Şile Yıldız'dan sol kanadı İbrahim Can Köse'yi aldılar. Bizim de aynı maçta oynamıştık. Polat Ertek var. Muhtemelen kadroda olacak diye tahmin ediyorum sol bekte. Bayram Enes An var hocam. İbrahim Can Köse iyi oyuncu. İbrahim Can Köse Şile Yıldız'da da oynamıştı. Gerçekten Şile Yıldız'ı iyi oyunculardan. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Hocam Nizamettin Emirhan Kılıç var. Yatağından geldi. Hı hı. Can Türk Güngör var, yatağından geldi. O da hani baldan aldılar onu. Kestel'den evet. aldıkları var. Antalya şu an bizim grupta olan bizim arkadaşımızdan grupta, aldılar. Evet. Süleyman Çelik orta saha oyuncusu 28 yaşında. Hemen Mümini'de Payas'tan aldılar. 3.lik 1. gruptaydı o geçen sezon. Diyelim. Bayramı da alttan aldılar hocam. Hı-hı. Çoğu bedelsiz. Şu anda kadrosuna baktığımda gidenleri söyleyelim hocam. Ben hı-hı sana şey söylemiştim. Murat Can Bölükbaşı Nazilli aldı. Evet. Hocam Nazilli'de iyi transferler gerçekleştirdi. Evet. Geçen sene bizim Cüneyt Hoca'nın takımıydı. Düzeltiyorum. Turgut Bey'de. Nazilli'de şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatay'a verdiğimiz Buğra. Buğra evet. Buğra vardı. Buğra vardı. Hocam Sami Can Özkan'ı kaçırdılar. Trabzonspor'da kiralık gelmişti. O tarafa gitti tekrardan. Onun çok büyük bir hatta 400-500 civarında 1000 TL'lik olan bir futbolcu. Hı. Hocam Keçiören Yücü'ne tekrar Batuhan Süyeli kacip etti. Geçen sene oynattığı arkadaşlardan. Anıl Yıldırım merkez orta saha Edirne Spor aldı hocam. Hocam Rıdvan Çelik var sol kanatta. Erbay'a verdiler. Mustafa Acar Şile Yıldız'a gitti hocam. Geri kalanlar normal arkadaşlarımız. Evet. Hocam güçlü bir takım. Geçen seneye baktığımızda şey de var. Playoff oynayan bir takım. Ne olursa olsun playoff oynayış bir takımla tabii, karşılaşacağız. Tabii. Üçüncü ligin takımı. Birkaç sene, birkaç senedir. Ne olabilir sence? Hani, ya tabii ki. Ya şimdi futbolda klasik tabirler var ya hani ilk maçın günü olmaz. Şimdi ilk maç. Ama ilk maçı alırsan da öyle. Tabii ki. Şimdi yani, maçlarsın. Nedir? Ne olacağı belli değil. Allah korusun sakatlık olur, oyun tutmaz, ne bileyim hastalık olur, kart çıkabilir bir an o heyecanla. O yüzden de herkes için kontrollü bir maç olacak. İki takımın içinde kontrollü bir şekilde başlayacaklarını düşünüyorum. Hı-hı. Ama yani o 10-15 dakikalık periyot diyoruz ya, 10-15 dakikalık periyottan sonra ben Düzyaspor'un oyunu kontrol altına alacağını düşünüyorum. Geçen seneden de çünkü çalıştığımız için, oyuncularımızı bildiğimiz için. Bizim takımımız üstünlüğüyle geçer diye düşünüyorum. Tabii ki burada gireceğimiz pozisyonu değerlendirmek çok önemli. İnşallah böyle girdiğimiz pozisyonunu ilk değerlendirdiğimiz zaman bence işin daha kolay olacağını düşünüyorum. Hocam bir de ayak bileklerini yani kendi kişisel olarak becerisi olan futbolcularımız da var. Tabii ki. Hani eğer hani şöyle söyleyeyim sakatlık fazla olmasa biz kendi evimizde. Ya biz Düzce'de yani ben Düzce'de çok kolay maç kaybediyor olsa da aynen yani olsa da. Hani mağlubiyet bırak hani beraberlik bile hani ekstra çok artık. Çünkü lig şey yeni başlamış evet. Olacağı belli değil. Aynen. Hazır olmayabilir. Tabii düşünmüyorum. Ama yani futbol. Tabii, yani zaten sonuçta. Futbolun bu kadar cezbedici olmasının sebebi ne olursa olsun skora tahmin edemiyorsun yani. Gidiyorsun çok üstün oynadığınız maçlardan mağlup çıkabiliyorsunuz. Ne bileyim atın evet aynı şekilde işte durup bir kart çıkabiliyor. Yani anlatıyorum kırmızı kartla oyun düzeni bozulabiliyor, müdahaleler veya da sakatlık olabiliyor. Ben o yüzden de bunu söyleyecektim işte sarı kart cezası durumuna düşmeyin özellikle kendini hazırla diye söyleyecektim. Evet, yok onlar gerekli önlemleri alacaklardır. Hafta sonu ben Düzyaspor'un çok iştahlı olacağını düşünüyorum. Az önce Yusuf da söyledi yani çok özledik dedi futbolcu için maç bambaşka. İsa ona antrenman yaptılar. O antrenman o kadar şey yaparlar. Yani antrenmanı o coşkuyla yapmazlar. İsterdi ki hep maç oynamak. O yüzden de Yusuf'un az önce gözlerinden de okunuyordu zaten. Açlık var. Evet çok var. Çok fazla var. İnşallah hafta sonu o güzel 25-30'dan şöyle güzel şutları oluyor onun güzel attığı maçlar var. İnşallah hafta sonunda golle süsler diliyorum. Hocam Egemen Urhan teknik direktörü. Hı-hı. Geçen sezon Yatağan'la beraber oynadılar ve Yatağan'dan kendi takımına getirdiği futbolcular var, transfer ettiği futbolcular. Şu avantajı ya da dezavantajı çevirebilirler mi kendi açılarından? Hani bildiği topçuları alıyor, götürüyor hmm. kendisi. Ben bunlara inanıyorum, bunlarla mücadele edebilirim diyebilecek bir kapasitede olabilir mi maç esnasında? Tabii ki, hani, tabii ki yani. Baldan aldığı topçuları ilk 11'e sürebilir mi sence? Ya şimdi çünkü hani, yatağını çalıştırmış, oradan aldığı futbolcular var. Demin okumuştuk şuradan.
Emrah, bununla ilgili hani bir öngörü yap. Can Türk stoperden onu getirmiş. Nizamettin Emircan, Emirhan Kılıç merkez orta sahaya getirmiş hocam. Bir futbolcu daha vardı. Onu ben şunu söyleyeyim. Bununla ilgili bir öngörü yapmak çok zor. Hani Muğla ile ilgili sadece bir tahminde bulunabiliriz. Hı hı. Yani Baldan'ın oyuncuyu gelip de hemen ilk planda 11 başlatmak kolay değil. Yani sonuçta Bursa Spor'la oynayacaksınız. Biliyorsun. Ha, biliyorsun. Ha, nedir? Belki de şimdi bağlı oyuncusunun yapısal özelliği nedir? En fazla mücadeledir. Evet. Ha, nedir? Belki mücadeleye gücünü arttırmak için kullanabilir bu arkadaşları. Tabii ki o anda hoca ne düşünüyor? Onu bilemiyorum. Ama Düzce Spor'un karşısına bence ne olursa olsun bence daha derli toplu ve mücadeleye yatkın, biraz daha bozan bir takım çıkartacaktır diye düşünüyorum ki hocalarımız da öyle tahmin ediyorlardır. O yüzden de diyorum ya, ilk 10-15 dakika biraz daha, 20 dakika belki de biraz daha şey gidecek. Soma'ya da 2-0 yenilmişti hocam ama. Playoff'ta. Evet. O kadrodan bu kadro değişik. Yani onlar da bayağı bir oyuncu gönderdiler. Tekrar aldılar. Bilemiyoruz. Sadece tahmin üzerine Düzce Spor'un karşısında daha mücadeleci bir ekip çıkacak diye düşünüyorum. Hocam, bir mesaj geldi. Hemen onu okuyalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programı kapatalım. Ali Düşmez'le görüştüler demiş profesyonelların ardından. Bu bizim biraz önce konuştuğumuz olayla alakalı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Futbol İl Temsilcisi Ali Tanrı'ya şükür futbolcularla görüşerek temsilcilerini amatörler evine davet etmiş. Futbolcuları temsil eden bir heyet bu davetin üzerine amatör evlerinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Amatör Kurul Türkiye ismi var. Ali Düşmez'le bir araya geldi. Gece saat bu akşam 7'de görüşmüşler. İstanbul bal takımları, kaynak yerel futbol demiş. İstanbul'un tabii ki yerel futbol yani burada görüşmeler. Evet. Burada hani demin de konuştuğum gibi İstanbul takımları ağır basacaktır hocam. Bu o kadar kolay değil. Hani her takımda 50 kişi ekit bir şekilde artık çözecekler. Senin de bahsettiğin gibi. Hocam Muğla Spor'la alakalı şeyini alayım. Tahminini alayım. Ne olur sence? Ya, haftaya konuşuruz. Yani evet, artık biz bununla ilgili şimdiden takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlısıyla kazasız belasız maçımızı atlatırız. Sakatlıksız atlatırız. Muğla maçı hiçbir maç gibi kolay olmayacaktır. Ama inşallah takımımızda çok yetenekli oyuncular var. Onlar bu işi içeride çözeceklerini düşünüyorum. Hocamız da yaklaşık işte 45-50 günlük bir hazırlık sürecinden sonra şu andaki 11'ini kafasında belirlemiştir. Tabii ki kafasında belirlemiştir. O yüzden de şimdiden hem hocamıza hem takımdaki oyuncularımıza başarılar diliyorum. İnşallah hafta sonu güzel bir sonuç alırız. Zaten Emrah, ben bunu sürekli söylüyorum. Yani oynanmadan maç kazanılmaz. Maalesef bazen işte insanlar bazen galeyana gelip de tamam direkt alıyoruz, şu oynamadan 3 atarız, 5 atarız. Aynen bu olay artık futbolun ciddiyetine uzak. Zor maç olacak ama ben inanıyorum biz açılışı inşallah 3 puanla yapacağız. İnşallah. Hocam, Mislikom'la alakalı bilgiyi söylüyorum, programı da kapatıyorum. Evet sevgili dostlar, yorumlarınızın içerisinde de dile getirmiştiniz. Yayın ne olacak? Yayıncılık ne olacak demiştiniz. Mislikom biliyorsunuz Türkiye 2. ve 3. lige aldılar. Şimdi benim birinci ağızdan aldığım konu şu. İlk etapta hocam 2. ve 3. ligde toplamda 6 tane maç yayınlamayı hedefliyorlar. Bunu da nasıl gerçekleştirecekler? 2. ligden 2 maç, biliyorsun 2 grup var. Yani her gruptan bir maçı yayınlamayı öngörüyorlar. Bunu da kendi YouTube sayfalarından ilk etapta yayınlayacaklar. Hı hı. Çünkü altyapıları hazır değil. Kendi sitelerin içerisine, Yıldırım Demirören uygulamanın içerisine yapacağız dedi. Tabii ki çalışmaları vardır. Uygulamanın içerisine yapacaklardı. Bir tane uygulama indireceğiz demişler diye. Bunu nereden biliyorsunuz? Çünkü birinci ağızdan görüştü. YouTube kanalı üzerinden misli.com, canlı TV ve misli.com YouTube sayfalarında bu hafta Sultanlar Ligi'nin bütün müsabakalarını yayınladılar. Voleybola ağırlığını veriyorlar. Neden? Çünkü kendi yorumları bu. Kapalı ortam. Yağmur yok, çamur yok, kar yok, kış yok. Kapalı daha ortam. Daha kolay. Daha kolay. Tek spor kamera. İşte sağa sola gidecek tek kamera koyaraktan da yayın yapabilecekler. Alternatif üretebiliyorlar. Ekipleri şu anda oluşturmanın derdindeler. Voleybolu bir firmayla anlaşmışlar.
şu anda futbolla alakalı da bir anlaşma gerçekleştirildi. Fakat altyapıyı oluşturmayla alakalı düzeni kurmaya çalışıyorlar. Basketbol, düzeltiyorum, voleybolla alakalı bütün hafta naklen yayınları olacak. Şu anda YouTube Mistikom sayfasına girdiklerinde geçen hafta oynanan bütün müsabakaları canlı olarak izleyebilirler tek kamerayla. Bunun akabinde hocam, şimdi gelelim futbola. Üçüncü ligde. Üçüncü ligde de 4 grubumuz var. Burada da 4 tane takımı maçı canlı yayınlamayı düşünüyorlar. Muhtemelen şans eseri kura ya da derler ki bu hafta şu makyalı kimmiş bunu tabii, çekelim diyecekler. Tabii. İlk etapta 4 tane maçla başlamayı düşünüyorlar. Bir firmayla daha görüşüyorlar. Eğer o firmayla anlaşma sağlanırsa bu sayı onlara 12'lere çıkabilecek. Olması onlara 12'lere gerekiyor. Çıkarsa hocam ne olacak? Bir maç, iki maçı, üç maça çıkacak bu sefer. Üç maç olduğunda da illere bakacaklar. Örnek Sakaryaspor, işte atıyorum Kocaelispor, işte Zonguldakspor'un, işte Düzcespor'un taraftarları, il takımlarının izleyici kitleleri. Örnek veriyorum. Sakın yanlış anlamayın. Şimdi kim diyebilirim ki bir takım söyleyeyim şu an bizim grupta ya da işte atıyorum. Yani hiç taraftarı olmayan bir takımı yayınlamaktansa işte taraftarı olan bir ateşleyici bir taraftarı olan, ilgi çekebilecek olan, futbolu aç olan takımın maçını yayınlamayı daha olumlu buluyorlar. 4 maçta karar kıldılar. Ekipleri çoğaltırlarsa 12 maça çıkartmayı hedefliyorlar. Bunu önümüzdeki süreçte bu hafta gerçekleşecek olan bir toplantı var. Bugün gerçekleşecek, görüşemedim ne olduğunu. Daha görüşüp görüşmediğiyle de alakalı herhangi bir bilgim yok. Görüşme sağlandığında maçlar en azından 3 tane maç bir grubumuzda yayınlanacak. Kaç tane maç var? 9'a da 10 maç var. 6 maçı izleyemeden 3 maçı artık hangisine denk gelirse izlenilecek. İçeride ve dışarıda. Her hafta bir naklen yayın olacak. Tabii bu ne demek hocam? İçeriye herhangi biz önceden 2 tane yayıncı kuruluşu var. Ne yapıyorsunuz? Yayıncı kuruluşu. Görüntü alabiliyorduk. 3 dakikalık haber alabiliyorduk. Eğitim amaçlı ben içeride çekebiliyordum. Kulübe verebiliyordum görüntüyü. Evet. Bunların hepsi bitti. Artık bu, görüntü yok. Bu çok ha ne olacak? Yazıyor arkadaşlar. Abi yayınlayacak mısınız? İşte Cihat abi yayınlar mı? Biz yayınlar mıyız? Gibi durumdaki söz konusu olan durumlarda gelecek olursak taraftar olsaydı en kötü taraftan içerisine girersin. Açarsın cep telefonunu çekerdin. Hani tamam temsilci bakacak. Tabii işte, tabii yakalayın. Yakalanma durumunda o anda Facebook hesaplarının dondurulduğunu ve hatta onunla alakalı yasal işlem yapacakları beyan edildi ve buna da göz açmayacağını söyledi Mistikom yöneticileri. Bunun akabinde ne olacak? Hani içerideki maçları bir şekilde çekebilir miyiz? Onu zaten pazar günü bakarız nasıl bir ortam yaratılır ama evet. Bunun akabinde ne olacağını söyleyeyim. Sen içerisine girdiğimizde fotoğraf makinesini alabildiğimiz görüntüleri artık işte buralarda yayınlayacağız. Ama evet. Ulusal ya da işte normal yerel televizyonlar RTÜK takip ettiğinden dolayı yayınlarında sıkıntı şunu, olacak. Şunu söyleyeyim ben. Hani böyle bir durum yani, var. Yani Mistikom 4 maçı yayınlayacak ama bir ekiple anlaşırsa o ekibi de tanıyorum kimin olacağını. Eğer onunla da anlaşırsa bu sayı 3'e çıkacak hocam. Bu gerçek bir bilgi. Birebir birinci ağızdan alınan bilgi hocam. Yine de istediğimiz bir şey değil. Yani değil. Burada değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani bu tarz nasıl söyleyeyim? Yasal olmayan yollardansa insanların bu spor kulüplerinin bu zorluklarını görüp bence bununla da ilgili bazı prosedürde değişiklikler yapılacağını zaten düşünüyorum. Zaten yani şu olacak. Onu diyorum. Yani şimdi belki ilgi başladıkları olunca, için. Talep olunca. Aynen. Arz ve talep biliyorsa. Tabii ki. Yani şimdi burada kanunsuz bir şey yap yani müsaade etmektense en azından diyorum zaten bu ihtiyaç yani görüntü almak gerekiyor. Yani sonuçta analiz yapman gerekiyor. Yaptırmayacak. İşte, yani şimdi bunlar her takım talebi ister istemez olacaktır. O yüzden de bence bununla ilgili prosedür değişikliği olabilir. Peki bir de çalışıyorlardır bilmiyorum tabii ama. Tabii ki tabii. Bir başlayıp bence bir lig başlasın ondan ki, sonra daha fazla konuşabiliriz. O arkadaşa dedim ki tanıyorum kendisini de bizzat dedim ben dedim Düzcespor maçlarını dedim yayınlamaya dedim razıyım. Bir kuruş para da talep etmiyoruz dedik. Şimdi sen olsan dedi diğer taraftarlar olarak çünkü sonuçta bir iddia her hafta tabii. Düzce'nin maçına bir Mistikom yayınladığında ne olur? Orada bir şike olduğunu, çok bir sıkıntı evet. Olduğunu farklı yerlere, gider diye yapıldı. Aa dedim abi tamam evet, sıkıntı evet. Yok. Tabii. Sen dedim haklısın. O yüzden tabii. Geri çekildi. Hani böyle bir taleple de gittik. Hani Düzce TV ya da Öncü TV ya da işte atıyorum diğer farklı kuruluşlarda gidip talep yaptıklarında kusura bakmayın diyecekler. Cevabı tabii. Alacaklar. Bizzat görüştüğüm konu bu arkadaşlar. Mistikom ikincilikte iki tane maç. Dördüncü düzeltiyorum. Üçüncülükte dört grupta var. Birer maç. Bir firmayla anlaşırlarsa bu sayılar daha da yukarı çıkacak ama hocamla da konuştuğum gibi ne olacak? Arz ve talep olacak. Astıyorum ihtiyaç duyulacak diyecekler ki biz yayınlayalım dediklerinde artık bakalım şansımıza ne gelir diye. Hocam 1,5 saat. Bayağı oldu. Son söylemek istediğim bir şey varsa kapatalım programı. Az önce söylediğim gibi hafta sonu takımımıza başarılar diliyoruz.
İnşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hem Düzce için hem oyuncularımız için hayırlı bir sene olur, güzel bir sene olur. Sonu güzel olur inşallah. Allah yardımcılar olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam bunu da bu şekilde kapatalım. Okuyayım, bitireyim. Ayhan Metin takımımıza başarılar diliyorum demiş. Sevval Metin başarılar diliyorum. Şevki Çağlayan takım olarak yerimiz 3. lig değil, hak ettiğimiz yere hep beraber el ele demişiz. Merve Albayrak katılmış. Şahin Bey önümüzdeki hafta inşallah Düzce Spor'un galibiyetini konuşuruz inşallah. Hüseyin Akçak o sene bu sene şampiyon Düzce Spor. Oksijen tipi büyük bir boşluğu dolduruyor. Başarılar Emre kardeş. Sayenizde abi. Hemşimler Gün Sarıbaş. Şehidimizin olduğu bugün de Düzce Spor programını yapmamızı konuyoruz. Önce vatan sonra Düzce Spor kesinlikle haklısın Emre Gün Sarıbaş. Kadir Bulut, Şevki Çağlayan transfere nokta koyuldu mu bilginiz var mı? Şu anda kaleci haricinde bir transfer düşünülmüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bal takım olmayacak mesela. Şaban abi selamlarımı ileteyim. Kendisine Erkin Gündoğan doğum günü kutlu olsun Erkin abi. Şahin Bey maç başladı. Bam bam işi bitir. Düzce Spor mevzu bu. Seviyorsun Emre abi Düzce Spor. Siz de seviyorsunuz. Skor 5-2 Düzce Spor alır demiş Şahin Bey. Şevki Çağlayan canlı anlatımda sorun var mı? Canlı anlatımda tabii ki sorun var. Sen çek kaydı al. Burada yayınlan ne yani neticede 3. lig demişler. İşte öyle olmuyor Şahin abi. Yapmaya çalışacağız. Muzaffer Karada iyi akşamlar ve iyi yayınlar almanıza selamlar. Teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey. Başarılar Düzce Spor Şahin Bey dedikten sonra da yayınımızı buradan kapatalım. Tekrardan programı açmış olduğumuz şehidimiz Mehmet Arif Kıdıman kardeşim ve tekrardan Allah'tan rahmet ederli ailesine sabırlıklar ihsan eylesin diyerekten bu haftalık programımızı kapatıyoruz. Haftaya inşallah burada bu programda Düzce Spor'umuzun galibiyetini konuşuruz. Diyerekten bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Efendim. 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 Efendim.